Sentez programından herkese günaydın. Haftayı ortaladık. Çarşamba günündeyiz. Gündeme bakacağız. Açılış ziliyle başlıyoruz. Türkiye gündemine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısına bahsettiği anayasa teklifiyle başlayalım. 100 maddelik teklif hazır dedi. Haftalık vaka sayısı güncellendi. Fahrettin Koca açıkladı. Bakalım İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli ilk sırada ama diğer şehirlerde neler olmuş az sonra bakacağız. Toplumsal bağışıklık. Şimdi sizin bir takım insanların %60'ın 70'in aşılanması gerekiyor. Geri kalanında hastalığı geçirdiği için bir toplumsal bağışıklık oluyor. Şu anda Türkiye'de %25'e çıkmış. Yani 9 milyon 600 bin kişinin aşılarının tamamlanması ve 5 milyona yakın kişinin de hasta olmasıyla beraber %25'lik bir toplumsal bağışıklığa ulaşmışız. Darısı %100'e %70'e diyelim. Pazar ve market genelgeleri 8'i ile 15'inde Mayıs'ta pazar günleri 10 ila 17 arasında pazarlar açık olacak. Yaş, meyve, sebze almak için açık olacak. Market genelgesi biliyorsunuz kırtasiye, elektronik eşya alamıyorsunuz artık. Belki şimdi ikiye bölündü market genelgesinde tartışmalar. Acaba markette uzun süre harcanmasın ya da gereksiz ihtiyaçlar nedeniyle insanlar evinden çıkmasın diye mi yapıldı? Ki bu çok haklı bir gerekçe ama küçük esnafa mı destek olmak için? Özellikle kırtasiye alışverişlerinde ciddi bir tartışma var. Ben de evime giderken şimdi bakkaldan alabiliyorsunuz, küçük dükkanlardan alabiliyorsunuz çünkü kırtasiyeciler de kapalı bu dönemde ya da internet üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Mesela ben Göktürk'te oturuyorum. Göktürk'te bütün yolları gezdim ama kırtasiye satan bir bakkal görmedim. Yani böyle ayrıntılar var, hani her şey şu an daha zor ama tabii ki kapanma dönemindeyiz. Bu arada kapanmanın bir hafta daha uzaması şimdi gündeme gelmeye başladı. Çünkü 19 Mayıs çarşambaya denk geliyor biliyorsunuz. Ne olacak? Pazartesi günü çıkacak ve 19 Mayıs'ı Perşembe Cuma ile birleşip tekrar bir seyahate çıkalım. Ay bu kadar evde oturduk hakkını verelim diye bir seyahat furyası da olabilir. O yüzden bir haftada kapatılması söz konusu. Market genelgesine geri dönersem market ve pazar genelgesini bugün muhabir yayınlarımıza bir güzel irdeleyeceğiz. Ben Mustafa Kartoğlu'na da soracağım. Konuklarıma da soracağım. Turizm sezonu geliyor. Şimdi bizim 19 Mayıs'a kadar kapanmamızın en önemli nedeni nedir? Turizm sezonunu kaçırmayalım diye. Çünkü turizmle 30 ila 40 milyar dolarlık bir artı yazıyoruz hanemize. Geçtiğimiz yaz daha az yazdık ama bu yaz biraz daha sert geçtiği için ve sonuçta hiç kimse 2021'de Şubat'tan beridir tam kapanma konuşuluyordu değil mi? Kapanacak mıyız? Kapanacak mıyız? Ama hükümet tarafı ekonomiyi canlı tutabilmek için çok ciddi çabalar gösterdiler ama sonunda zorunlu kapandık. Şimdi turizm sektörü gelirken insanların mesela aşılama konusu Türkiye AB'ye gidebilecek mi? Avrupa Birliği ülkelerine gidebilecek mi? En son tartışma bu. Avrupa Birliği diyor ki senin seyahate çıkabilmen için önce 100 binde 100'den ne kadar yükseksin? Hani bir o vaka sayılarına bakacağım. Madem yükseksin, şu anda bizimki oldukça yüksek, 400-450 seviyelerinde. Sonra diyor ki aşılarına bakacağım. Aşılarda tanıdıkları Johnson & Johnson, AstraZeneca, BioNTech. Baktığımızda bize Sputnik gelecek ve Çin aşısı Sinovac olanlar da fazla. Şimdi tekrar incelemeye aldığını söylüyor Sinovac'ı yeni dönemde ama merak edilen turizm sektörü gelirken biz içeriye turist çağırdığımız kadar tabii biz de turist olarak dışarı çıkıyoruz. Yani yerli turist diyoruz ama orada da ciddi bir harcama yapılıyordu. O yüzden merak edilen acaba Türkiye AB'ye gidebilecek mi bu tartışılıyor. Hisara tam isabet. Biliyorsunuz Türkiye açısından biz savunma sanayinde, uçuş menzili olan araçlarda, insansız hava araçlarında önemli adımlar atıyoruz. Hisar da onlardan bir tanesi. Yapılan denemelerde de Hisar tam isabet vuruşlarını gerçekleştirdi. Otomotiv satışları Nisan ayı rakamları geldi. Nisan'da baz etkisiyle %109'luk bir artış oldu ve 61 bine çıktı. Ama yine de 10 yıllık ortalamanın %5 altında kaldı. Kripto para rehberi ne diyoruz? Şimdi artık sizin borsanızdan veya sizin piyasanızdan kara para aklandıysa veya bir terör finansmanı yapıldıysa artık hizmet sunucular ve kripto varlıklar sorumlu denildi. Şimdi bunun gerekçeleri ne yapılması gerekiyor, ne edilmesi gerekiyor, nasıl bir süreç izlenmeli? Kripto para rehberi olarak da
detaylar netleşti. Güzel haber geldi. Güzel haber neyle ilgili? Biliyorsunuz otizmli ve işitme engelli Kerimcan 46 saattir kayıptı. Ve bir kayanın arkasında, Burdur'da kayanın arkasında otururken bulundu. Çok güzel zamanlar geçirdi çünkü biz kayıp çocuklarımızın acılarını sürekli haberlere taşıyoruz ama bu sefer güzel bir haber gerçekleşti ve onu bulan jandarma da kucakladı, sevindi, çok güzel. Şimdi bir akım var sosyal medyada, 20'li yaşlar akımı. Burada en komik, herkes 20 yaşındaki resimlerini paylaşıyor. Twitter'da da gündem oldu, bütün sosyal medyada gündem oldu. En komik fotoğrafı da Ziya Selçuk paylaştı. Taşınırken buldum dedi. Bazı insanlar onun gerçek olduğuna inandı ama aslında bakanlar Marlon Brando'nun 20 yaşındaki fotoğrafı olduğunu anladılar diyelim ve şimdi Türkiye gündeminden dünyaya geçelim. Bakalım dünyada neler oluyor. Uğur Şahin Forbes listesine girdi milyarderler olarak. 3 hafta önce 4 milyar dolardı serveti. Bugün 7.8 milyar dolar olmuş. BioNTech'te inanılmaz bir artış var. Ve müjdeyi veriyor, diyor ki daha uzun süreli etkili olacak. Mutasyonlara karşı etkili olacak. Yeni bir Covid aşısı üzerine, yani geliştirme üzerine çalışıyoruz dedi. Biden'dan aşı sözü. Kaç gündür bunu tartışıyoruz. Neyi konuşuyoruz? Fikri mülkiyetlerden vazgeçsinler. Bill Gates bunu ortaya çıkarttı. Hayır, vazgeçilmesin diyen tarafta ama bu o attı ortaya. Son dönemde de Bill Gates'i sürekli konuşur olduk. Son olarak boşanmasından bahsediyoruz ama onun arkasındaki sırlar da yavaş yavaş aydınlanıyor. Hep diyoruz ki fikri mülkiyetler açıklansa bile insanlar eğer üretecek bir kaynak bulamaz, bir fabrika bulamazsa tesis, o zaman fakire gitmez diye. Ha bu arada Amerika'da, İngiltere'de çıkan makalelerde de hiç kimse Afrika'daki, Gana'dakileri umursamıyor. Yani böyle pozitif olup hani hep eşitlikçi konuşuyoruz ama maalesef iş menfaat ve öbür uçta, denklemin öbür ucuna sağlık bile olsa çok önemli olmuyor. Ama Biden herhalde bu konuşmaları duymuş olacak ki dedi ki üretilsin, ben üreteyim ve dağıtayım dedi. Türkiye Avrupa'ya gidebilecek mi? Burada karşıma çıkıyor. Biraz önce söylediğim gibi biz çoğumuz Sinovac'lıyız. BioNTech olanlar da var ama Avrupa Birliği neyi tanıyor? BioNTech'i, AstraZeneca'yı, Johnson & Johnson'ı ve bir aşı daha vardı. O bir türlü aklıma gelmiyor. Onu bana hatırlatır mısınız lütfen? Yanlışlık olmasın. Bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden şimdi bu 27 ülke artı işte şu ülke gelebilir, şu ülke gelebilir. Hayır, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve BioNTech'i söyledim. Rejimle konuşuyorum. Bir tane daha var. Dün Helin'in yayınında izlemiştim. Türkiye Avrupa'ya gidebilecek mi? Şimdi ne diyoruz? Evet, 27 ülkesi var ama onun yanına eğer işte ne bileyim Yeni Zelanda gidebilir, bana işte şu gelebilir, şu gidebilir derse ama Türkiye bu listede yer almazsa o zaman biz turizm açısından da hem onların gelmesi hem bizim gitmemiz açısından önemli. Sonuçta eğer ki risk taşıyorsanız adam turizme de gelmek istemeyecektir. Şimdi tartışmalı karar, aşı olma aşı olmama. Ne dediler? Covid-19 raporu çıktı dünyada. 1.3 milyar kişi aşı karşıtıymış. Tartışmalı karar Yeni Zelanda'dan geliyor. 9 tane güvenlik görevlisi aşı olmak istemedikleri için de işten çıkartılıyorlar. Şimdi şu söz konusu, diğer 4. aşı da Moderna'ymış. Bu arada şunu da söyleyeyim. AstraZeneca'da kan pıhtısı probleminden dolayı 13 ülkede askıya alındı. Ama EMA, yani Avrupa İlaç Kurumu'nun tanıması önemli. Johnson & Johnson'da da aynı şey var. Moderna için sadece hayvanlar üretilmiş deniyor ama daha gene iyi bir performans sergiliyor. Ve BioNTech de hepimizin bildiği. Bu 4 aşıdan olanlar, BioNTech'i seçenler şu anda Avrupa'ya gidebilirler. Ama ben Sinovac'lıyım mesela. Şu anda da ciddi anlamda gözlem aşamasına, yani olacak mı, kabul edecekler mi diye. Bu da beni nereye götürüyor? Çin'le AB arasındaki ilişkiler. Çünkü Çin Amerika'yı sıkıştırmak üzerine belli hedefler atıyor. Çin aslında AB'yi de bir şekilde yıkıp Rusya, İran, Çin üçlüsü üzerine doğuya yaklaşım mesajı veriyor. O yüzden burada aşı savaşlarından çok daha fazlası var. Esrarengiz Ölüm İran'dan gelen bir haber. 18. kattan bir diplomat esrarengiz şekilde düşüyor ve ölüyor. En pahalı boşanma Bill Gates'le Melinda Gates'i konuşuyoruz. Acaba boşanmanın arkasında servet vergisi mi var diyoruz. Ama 27 senedir bir arada olan iki isim en çok tartışılanlardan biri. 20 yılın en iyi performansı. Borsa yayınları yaparken ben size ne diyorum? Halka arzlar, halka arzlar. İşte son 20 senenin
en fazla halka arzı ve en iyi performansı gerçekleşmiş. Boşuna değil yani halka arzların çoğalması. Çin-AB ilişkileri dediğim gibi burada aşı ilişkileri demek biraz daha doğru. Çünkü Çin pandemi döneminden sonra açıldı. Evet, kendini yeniliyor. Ama yine de ne oluyor? Ülkelerin ona karşı bir kol mesafesinde beklediğini biliyoruz. Özellikle Biden ilk 100 gününü tamamladı. Aşılar konuşuluyor. Teşvik paketleri konuşuluyor. Herhangi bir bürokrasi veya diplomatik olarak ne yapacak? İlk ziyaretini nereye gerçekleştirecek? Bunu bilmiyoruz. O yüzden de ülkeler aslında biraz diken üstünde. Yani AB de bilmiyor. Çin'e yakın mı dursun? Amerika'ya mı yakın dursun? Arada çok karışık. Ve Çin problem olmaya devam ediyor. Bir son dakika haberi. Long Vision 5B diye bir roket atıyor Çin uzaya. Normalde okyanusta daha önceden belirlenen bir yere geri inmesi gerekiyordu ama kontrolden çıktı ve şu anda dünyanın çevresinde kontrolsüz bir şekilde dönüyor. Eğer bu roket patlarsa uyarılar geliyor şimdi farklı yerlerden. Madrid, New York ve Pekin'e ciddi böyle malzeme, yani roket koptuğu için düşüş gerçekleşebilir ve pek çok kişi hayatını kaybedebilir diye. 385 kilometre hızla gidiyor, hani onların hızıyla gidiyor ve 27 tonluk bir roketten bahsediyoruz. O yüzden şimdi Madrid, Pekin, New York, aslında dünyanın farklı farklı yerleri, yani böyle bir patlama veya buradan bir kopan parça ülkelerin üzerine gelirse çok ciddi bir tehdit oluşturacak. Son dakika olarak da dünden beri haberlerde geçiyor. Yani Çin'in dünyaya yaptıkları bitmedi. Şimdi vaka sayısına bakalım mı be? Vaka sayısına, haftalık vaka sayısına bakalım. Ondan sonrasında da verilerle Ankara gündemine doğru gideceğim. Bakalım. Şimdi İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ birinci sırada diyoruz değil mi? 532 İstanbul, Kırklareli 498, Tekirdağ 489. Geri kalanlarda bakın Kastamonu'yu çok konuşmuştuk. Ev içi bulaşı, ev içi bulaşı diye. Kastamonu düştü. Samsun düştü. Hatta Samsun'da talihsizlikler yaşanmıştı. Bir köye giden köprü de çökmüştü. Demişlerdi hem Covid var hem köprü yok diye. Bunlar tabii işin mizah tarafı. Ordu'da düştü, Giresun'da düştü. Bakıyorum 500'ün üzerinde hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Ankara düştü. Yani şu anda yine Marmara bölgesinde asıl problem söz konusu. 532 İstanbul, 498 Kırklareli, Tekirdağ'da 489. Çanakkale'de bizim yine altımıza kadar düştü. Dediğim gibi yavaş yavaş azalıyor. Burada önemli olan şimdi neyi konuşuyoruz? Güneye inildi. İşte kapanma değil, tatil olarak görüldü diye. Dün Bodrum'a gitmiştik. İstanbul'dan akın akın gidildi Bodrum'a. Bugün de Antalya'ya bir gideceğiz. Manavgat'ta biliyorsunuz bir otelde parti olmuştu ve sonra orası kapatıldı. Ama tabii denetimler devam etmeli. Bodrum biraz daha nispeten sakin çünkü orada turist sayısı o kadar fazla değil. Daha çok evi barkı olan gitmiş gibi gözüküyor. Verilere bakalım, sonra Ankara'ya gideceğim. Sonra çok özel konuklarım var bugün yayında. Bir anda kameranın üstüne gidince arkadaşım geri çekemedi. Şimdi başlayalım mı verilerle? 8.25'in üzerinde dolar kendini kapatmıştı, 8.28'de. Sonra bir anda bir artış gelmişti, 8.32 idi. Bugün 8.33'le açtı kendini. Bu hafta içerisinde yükseliş eğilimi sürebilir. Euro da 10.02. Tabii dolar da yanında çekiyor euroyu yukarı. Gram altına bakalım. Ons ciddi bir çırpınma halinde. Ama dolardaki yüksek seyir gram altını yukarıda tutuyor. 476 TL'de. Ons dediğim gibi 1775, bakın birkaç gündür onun üstünde tutunmaya çalışıyor. İyi bir haber gelmesi gerekiyor ki 1805'e doğru çıksın. Ama bu iyi haberler daha çok kripto ve 10 yıllık tahviller cephesinden geliyor gibi gözüküyor. Dolar endeksinde sert oynamalar söz konusu. Devam edelim. Borsayla 1416, 1400'ün üzerinde kapatması önemli. Halka arzlar ciddi anlamda destek veriyor buna. Devam. Tahvillerin geliyor olması lazım. 17.94. Brent tipi petrole bakalım. 66 dolardaydı dün. Bugün 69.5. 70 dolara doğru gidiyor. Yine de Hindistan'daki vaka sayılarından ciddi anlamda tedirgin oldu. Çünkü neden? Onlar da büyük bir enerji alıcısı. Yani Çin, Hindistan. Bunlardaki zorluk en fazla ihraç edenlere, petrol ihraç eden ülkelere zarar verir. Çünkü alıcısı ortada.
ortadan kalkar. O yüzden Hindistan'da vakaların artması bu nedenle tedirginlik yarattı ama şu an kendini topluyor. Bitcoin'e bakalım, 54.794. Dün gece 53.800'de bir desteği vardı. Orası çalıştı. Çok sert alımlar geliyor. Apple her an açıklama yapabilir ama çok fazla kurumdan alımlar tekrar başladı. Bu da merak konusu, neden acaba arttı diye. Altcoin'ler, yani alternatif olanlarda bir para akışı var. 3.290'la Ethereum var ama dediğim gibi bir anda, özellikle bu bir hafta bitene kadar sert sıçramalar olacak gibi. Yine de çok temkinli, çok bilerek adımlar atın. Eğer tecrübesizseniz, ilk defa girdiniz, ondan bundan duysanız lütfen uzak durun. Nakitte kalmak biraz daha mantıklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değil ama gelenekselle kriptonun savaşı tekrar bir alevlenmek üzere. Çünkü hala pandemiden çıkamadık. Hala insanlar evlerinde. Türkiye biliyorsunuz kripto anlamında çok meraklısı olan bir yer ama eğitim konusunda çok aşağıdayız. O yüzden lütfen lütfen iyi okuyun, iyi dinleyin diyorum. Geleneksel size uzun vadede daha bile fazla kazandırabilir. O yüzden lütfen yatırımlarınızı yaparken sağlıklı ve bir stratejiye sadık olarak yapın diyorum ve Ankara'ya gidiyorum. Analiz Sentezi'nin sevdiğim bir bölümü başlıyor. Ankara'ya gideceğim şimdi. Haftalık vakalarla başlayalım. Önce bir tabii Melik Bey'in hatırında soracağım ama ben sorumu söyleyeyim hemen peşinden. O da ona göre cevap versin, kendini hazırlasın. Eminim çok iyidir, çok enerjik bir yayın yapacağız. Ama haftalık vakalar güncellendi. İstanbul yine yüksekte ve biliyorsunuz Antalya'ya da gideceğiz. Şimdi Bodrum'a da gideceğiz. Herkes oralara indi. Ne gibi tedbirler var ve en kritik sorum Melik Bey, bir hafta daha kapanıyor muyuz yoksa 19 Mayıs'ta? Vallahi şimdi ona dair tartışmalar var. 19 Mayıs'ta hani zaten şey yok, mesai yok. Dolayısıyla birleştirilen bir hafta daha uzatalım mı? Buna tabii bilim kurulu önce değerlendirecek. Şimdi bilim kurulunun görünmüyordu ama az önce bir bilgi geldi. 16.30'da bilim kurulu toplanıyor. Sıcak yeni bir gelişme bu. Ve daha sonra da Bakan Fahrettin Koca saat 18 gibi de bir bas toplantısı yapacak. Bilim kurulu bu gelinen aşamayı değerlendirecek. Yani hem İrboğaz'da hem Türkiye genelinde ne kadar düşüş sağlandı, bu kapama yeterli mi, yoksa ilave birkaç gün daha yaparsak daha aşağı çekebilir miyiz? Bütün bunları konuşacak, değerlendirecek ama henüz bilim kurulunda buna dair bir bilgi ya da işaret yok. Dediğim gibi verilere bakılacak ama bir opsiyon olarak masada mı? Evet, masada. Şimdi ciddi anlamda adımlar da düşüyor bize. Vaka sayılarında azalmalar var ama biz neye bakıyoruz yine? İşte vefat sayılarına bakıyoruz, ağır hastalara bakıyoruz. Arkama da tablo geldi aslında. Bir kısaca göz atalım mı Melik Bey? 28.997 vaka sayımız, 336 vefat sayısı, 347 idi 336'ya kadar geriledi ama yine de yeter mi? Asla yetmez. Bunlar insan, can hepsi. 3452 de ağır hasta var. Şimdi ağır hastalarının da azalması gerekiyor ki vefat sayıları birazcık daha hafifleyebilsin. Çünkü %10'luk bir düşüş, %10'luk bir hayat kaybı söz konusu. Ve Covid'den çıktığınızda da aslında o kadar kolay eskiye dönmüyorsunuz. Kanınızda azalma, long covid dediğimiz öksürük. Yani dediğim gibi grip gibi düşünmüyoruz bunu. Farklı bir durumla karşı karşıyayız. Kimseyi korkutmak hedefimiz değil. Çünkü sonuçta size ben korku pompaladığımda sizin vücut fonksiyonlarınız da değişiyor. Çünkü beyninizi ürpertiyorum korkuyla, kaygıyla. Öyle bir şey de yapmak kesinlikle istemem ama dikkat edeceğiz. Lütfen kapanmalarda dikkat edelim. Peki Melik Bey, bu market genelgesi çok tartışılıyor. Özellikle bir de pazar genelgesi geldi şimdi üzerine. Ben mesela çocuğuma boyama yapıyorum. Kırtasiye konusunda biraz muzdaribim. Biraz. Neden? Çünkü marketlerden alabiliyordum. Yani boyama kitabı, pastel boya alabiliyordum. Bizim oturduğumuz yerde hiç onu satan bir bakkal yok. Hepsi internetten. Bunun nedeni nedir? Market genelgesi neden? Yani vakit geçirmesinler diye mi? İhtiyaç yok diye mi? Nedir sizce?
Şöyle aslında yani hem o biraz yani hızlıca temel ihtiyacı alıp çıksın o yoğunluk olmasın ama Doğru. asıl temel Orası doğru. nedeni haksız rekabeti evet haksız rekabeti de önlemek. İşin o tarafı da var. Yani mesela kırtasiyeleri kapatıyorsunuz. İşte parfümleri kapatıyorsunuz. Ama işte marketler açık. Ve dolayısıyla bir haksız rekabet oluşuyor. Yani o ihtiyaçlar oradan görülüyor. Diğer Ama insanlar karşıda 17 rekabet gün edecek bunu kimse açamıyor. yok. O haksız rekabeti Karşıda rekabet edecek kimse yok. Kapalı kapatmışsınız oralar. onu çünkü. İnternetten mi söylemeliyim? Haklısınız. İşte diyor ki yani diyor ki yani eğer öyleyse o zaman bizi de açın. Yani eğer ihtiyaç varsa niye markette görüyor? Mesela en son bende bir palandöken zincir marketleri şöyle şikayet etti. Dedi ki ya dedi siz dedi pazar günü zincir marketleri kapattınız. Evet. Hem hani yoğunluk olmasın diye hem de işte bakkallar biraz rahat nefes alsın diye. Fakat zincir marketler internet üzerinde evlere servis yapmaya başladı. Ve hani bu konuda o zaman ne anladık diye şikayet etti. Ne Buna yapacağız ilişkin de peki? tedbir istedi İçişleri Bakanlığı'ndan. Şimdi Yani bu biraz vallahi komik işte değil mi? denetimler ya ona Yollamayacaklar, çok fazla yapacak bir etmeyecekler. şey yok. Hayır, yollamayacaklar, etmeyecekler. Tamam, hiçbir şey almadım. Yemedim, içmedim. Cumartesi günden yaptım. Yani bu biraz değişik değil mi yani? Biz tamam rekabet istiyorsunuz da o satılması ya da açmamak değil. Bu dönemde sonuçta geçici bir dönemdeyiz. Tam kapanma dönemindeyiz. Rekabeti mi kaldı? İnsana şu daha tehlikeli değil mi? Mesela ben ihtiyaçlarımı gidermek için kapı kapı gezmek zorunda kalıyorum. Bir markete gitmek yerine, kırtasiye, işte kalem kağıt çok önemli şeyler de değil bunlar ama şunu söyleyeyim yani şunu anlamak istiyorum. Kapı kapı gezerken ben daha tehlikeli hale gelmiyor muyum? Yani bakkala gittim, oradan çıktım, onu almaya buraya gittim. Alacağımdan da değil ama almak isteyen mutlaka çıkacaktır Melik Bey. Kapı kapı geziyor bu insanı. Ben adama diyorum ki Çıkıyor, gitme, çıkıyor. görme. Ya ihtiyacı olursa? Bana bunu açıklayın. Doğru, yani mesela elektronik eşya için de aynı. Hayır, doğru. Yani mesela elektronik eşya için de aynı şey geçerli. Yani atıyorum yani basit bir şey. Ya evde işte saç kurutma makinanız bozuldu, kırıldı. Ne yapacağım? 17 gün Markette büyük marketlerde kurutmayacak mıyım biliyorsunuz onlar saçımı? işte mesela alamıyorsunuz. Yani doğru yani soru işaretleri taşıyan birçok yön var. Ama diyorlar işte 17 gün biz bu dengeyi gözetmek adına böyle bir karar aldık. Ya mesela o genelgede pil var. Pil. Yani normal pil. Mesela diyor ki marketler bunu satmasın. Çünkü o da elektronik eşyanın bir parçası. İşte onu da satmasın. O da var genelgede. Yani böyle bir Değişik. karar alındı. Bu karar hani o anlamda da tartışılıyor. Evet ama dedim ki iki tane yönü var. Bir hani çok fazla markette zaman geçirip bir yoğunluk olmasın çünkü ne kadar çok alışveriş o kadar çok kalıyor ve birden fazla kişi bunu yaptığı zaman da ciddi anlamda yoğunluk oluyor. O yüzden sadece temel ihtiyaç işte tuzdur, ekmektir, sebzedir, meyvedir 10-15 dakikada alıp çıkar. Evet. İkincisi de o haksız rekabeti de önlemek iki gerekçeyle ama tartışılıyor. Haklısınız yani birçok yönüyle tartışılıyor. Ya ben sadece mesela bu sorular benim ilk vatandaş olarak aklıma gelenler. Ben genelgede pil mesela dikkatimi çekmemiş. O gerçekten değişik bir tercih olmuş. Şimdi ben Var, pil düşünüyorum. var. Biz hep evde pil stoklardık. İyi ki yapmışız. Çünkü bizim çocuğun bütün kitapları basmalı ve hepsi pille çalışıyor. Onu mesela göz ardı etmişim ama evet burada belli ki bir düzenleme gelmeli. Tabii ki Yok de kısa vadeli olduğu için ben tamamım. Ama uzun şöyle vadeli olsa gerçekten çok zorlayıcı bir şey. Yani bu 19 Mayıs'a kadar herhalde değil mi? Bu yok genelge bir şimdi kalkacak. ben O 17 Mayıs. Yani Ha 17 süresi var aman aman. Mayıs'ta tam kapama bittikten sonra o da sonlanacak. Tamam. Evet. Şimdi orada ben de bir şimdi genelgede hani baktım böyle falan. Ben de işte eve gider gitmez hemen çekmeceyi çektim. Yani pil stoğu var mı diye. Çünkü benim küçük kızım da birçok oyuncağı pille Evet. çalışıyor.
evde ya kriz çocuklar çıkmasın evde. Diye pilleri sayıp hepsi tek tek dizdim. Ya bir de Melik Bey, sadece benimkinin basmalı şey değil ki. Çocuklar evde, kaç yaşında çocuklar, okula gidemiyorlar. E anası babası ne yapacak? Nereye kadar sırtında taşıyacak? Yok çizgi film izleyecek, kitap okuyacak. Eninde sonunda oyuncakla oynayacak. Ve siz şunu anlatamazsınız o çocuğa. Canım benim, market genelgesi var. O yüzden annem babam pil alamıyorlar. Sen burada otur. Dinlemez çocuk o. Yani haksız mıyım? Çocuk, doğru. Yo, haklısınız, haklısınız. Yani mesela ilk imal edilen bir şey daha vardı. Mesela şeyler kapalıydı. Yani tamircileri kapattılar. Fakat yani insanlar haralı şeyi düşündü. Ya o anda benim işte çamaşır makinem, buzdolabım bozulsa ne olacak falan diye. Onu hemen açıkladılar. Dediler ki teknik servis, kendi teknik servisinizle iletişime geçip bunu giderebilirsiniz diye. Onu o şekilde hallediler ama mesela diyelim ki evde işte iPad'iniz bozuldu, o zaman yani işiniz zor, kendiniz tamir etmeye kalkacaksınız. Tabii ondan sonrasında garantisinden çıkacak ve hiçbir işe yaramayacak kapanma kalktıktan sonra. Siz onun içine tornavida sokmaya çalıştığınız için. Şimdi haftalık vakalara da bir bakalım mı Melik Bey? Ha, bu arada haftalık vakalardan önce baktık ona da, aşı konusu. Dün konuştuk bunu ama yavaş yavaş artık hangi aşıları tanıdıkları evet. konuşulmaya başlandı. Sinovac yok. Ben diyorum ki AB ile evet, Çin ilişkilerini evet. demiyorum artık. Yok. Bence AB ile Çin aşı ilişkileri oldu. Yani tanır mı tanımaz mı? Neredeyiz? Tanısın, ben Sinovaclıyım. Siz Biontech'lisiniz değil mi? Çok şanslısınız. Evet, Biontech. Evet, benim Biontech 4 tane tanıdı. Yani Johnson, AstraZeneca, Moderna ve BioNTech. Evet. Yani Avrupa Birliği'nin tanıdığı 4 tane aşı var. Sputnik de yok, şey de yok, Çinli aşı Sinovac da yok. Fakat bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Avrupa Birliği bunu inceliyor. İnceledikten sonra da bir karar verecek ama ben onları çok dışarıda bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü yani ikisi de çok yaygın aşılar, hele hele Sputnik, Fransa ve Almanya'nın da alıp kullanmaya çalıştığı bir aşı. Dolayısıyla öyle ya da böyle Dünya Sağlık Örgütü bunu onayladıysa, kendi listesine aldıysa, Avrupa Birliği de bunu onaylamak durumunda. Yani öncelikli olarak evet 4 aşı, doğru. Fakat hani ben Sinovac ve Sputnik'i çok göz ardı edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü ciddi oranda bu aşıya olanlar var. Sadece Türkiye'de değil, Çinler birçok yere sattı bunu. Yani Avrupalılar yaygın olarak şu ana kadar işte BioNTech'i, AstraZeneca'yı, ki AstraZeneca sonra yan etkilerinden dolayı sınırlandırıldı falan. Ama şu anda da var mesela o. Sputnik'e talep var. O yüzden de Johnson & Johnson'da var, da öyle var. Bir problem yani çıktı. O iki evet. aşıda çok yan etkileri arttı. Doğru, doğru. Çok yan etkileri arttığı için Moderna ve şeye yöneldiler. Özellikle BioNTech'e yöneldiler. Ama yani sonuç itibariyle bu aşılar Dünya Sağlık Örgütü'nden bir şekilde eğer onay alıyorsa, Avrupa Birliği de bunu onaylamak durumunda. Ki bu aşı çeşitli olmasaydı zaten dünya hapı yutmuştu. Yani sadece Çin'in Sinovac'ına ya da şeyin Pfizer'ın BioNTech'ine kalsaydı, yani bu aşılama takvimini kimse işletemezdi. Kısa sürede bitiremezdi. Aşı çeşitliliği ancak aşı çeşitliliğiyle bunu aşabilirsiniz. O yüzden de ben onaylanacağını düşünüyorum. Çünkü öbür türlü işinden çıkılmaz bir hal alır. Yani diğer ülkeleri dışarıda bırakmak ya da diğer aşı olanlar gidip bir daha mı aşı olacak? Yani olacak şey değil. O ben bir şekilde bunu aşacaklarını düşünüyorum. Bence de bu ek bir maliyet de getirecek. Özellikle Almanların Moskova'ya Sputnik turizmi adı altında 3 gün Moskova'yı görün gelin de 2 doz Sputnik olun demesi, denmesi, sonuçta Almanya AB'nin başı. Hani Sputnik gelecek ve şu da var. Özellikle turizm açısından sonuçta AB'nin de turizme ihtiyacı var ve Asyalı turistler, yani Çin özelinde olmuş bile Asyalı turistler o kadar yüksek
alım gücüne sahip ki bütün ünlü markaların önünde sıralarda Asyalılar görürsünüz. Tabii. Ve mesela lüks markalar onlara gider der ki 3 tane alabilirsin. Çünkü sen benim marka değerimi bozuyorsun. Adam aslında Avrupalıya satmak istiyor ama bir bakıyor bir sürü çekik var kapısında. O yüzden onlar da Sinovac oldular. Eninde sonunda markaların algısı, otellerde gelir bırakma çok önemli. Şimdi ilginç bir haber de var. Darphane'nin altın üretimi ilk çeyrekte rekor kırmış. Demek oluyor ki biz altın alıyoruz. Demek oluyor ki insanlar altının artacağını düşünüyor. Evet, evet. Piyasalar bir sakinledi. Vallahi evet. Yani... Ama biraz yüksekte sakinledi. Yani 8.32'ye yüksekte sakinledi. Dolar dışarıdan baskılamayı sürdürüyor. Hani hissettiriyor kendini ben buradayım diye. Türkiye'de bir araştırma okudum. Dün okuduğum için bugün bunu size paylaşıyorum. Dolar mı alırsın, altın mı alırsın diye sorunca biraz altına kaymış İbre. Bu sizce iyi mi kötü mü? Bence iyi. Dolarizasyondan biraz daha iyidir altınizasyon. Doğru, kesinlikle. Yani doları baskılamak aslında önemli. Çünkü o dolara talep olduğu sürece bir türlü baskılanamıyordu. Hatta bu 128 milyar dolar tartışması da tam buradan başladı. Yani piyasalara müdahale etmek için bunun belirli bir kısmının işte döviz satımı üzerinden gerçekleştiği TL'ye döndü. Sırf bunu baskılamak için. Piyasaları bir şekilde düzenlemek için. O yüzden de altına yönelmesi iyi ama tabii o da hani çok uzun vadeli çok tercih edilen bir şey değil. Yani daha çok tercih eden bu tasarrufların üretime dönük olabilmesi. Hı hı. Yani piyasada dolaşımda olması. Yani babaanne metodu bu altına yönelme işi, tasarruf yöntemi o biraz yastık altı olduğu için aslında o da sorunlu ama en azından dolardan daha iyi. Şimdi bizim yastık altımızda biliyorsunuz dünyalar var. Ne ekonomiler çıkar bizim yastık altımızdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her seferinde diyor hani ekonomiye, ekonomiye katkı sağlayın diye. Japon ev kadınları efsanesini biliyorsunuz. Japon ev kadınları yastık altındakilerin çıkartsalar ve yatırım yapmaya girseler fırtına çıkacak kadar paraları var. O yüzden hani yastık altları inanılmaz dolu dolu. Bugün de şimdi analiz sentez izleyicileri için Melik Bey az sonra Zafer Ergezen'le konuşacağım. Emtia piyasaları uzmanı bana tarım emtialarından endüstriyel emtia piyasasına kadar neler olacak onu söyleyecek. Bir de şimdi güzel bir haber var aslında. Emtia piyasası bize sanayi gelişecek mi kendimize geliyor muyuz aslında en iyi gösterenlerden biri. Bakır güzel ilerliyor. Alüminyum ve nikel elektrikli araçlar. Elon Musk nikele yatırım yapmış. Şimdi diyorlar ki Türkiye'de yapsın. Ne düşünüyorsunuz? Biz yatırımlarımızı emtiaya yönlendirsek iyi mi oluruz? Yani dünya piyasalarını izlemek açısından tabii ki iyi, önemli. Ama şöyle, tabii bu dünyada özellikle bu koronavirüs meselesi hem temel ihtiyaçları değiştirdi, hem de dünyadaki bu normal yerleşik ekonomi algısını değiştirdi. Mesela ben de şöyle bir iki tane yorum okudum. Bu ilaç sektörü önümüzdeki dönemde yıldızı parlamaya devam edecek. Yani ben mesela onu çok anlamadım. Hani koronavirüs bittiğinde de devam mı edecek? Acaba insanların böyle sağlık takıntısı mı daha da büyüyecek? İşte doğal takviyeler, doğal beslenme, tabii, sağlığa yönelme ya da işte benzer felaketler bir daha mı beklenecek? Yani çünkü mesela en son işte Forbes dergisinin listesinde ilk 20'de hep şeyler var. İlaç şirketleri var. Hı hı. İlaç şirketlerinin çok ciddi paralar kazandığı işte mesela Türkiye'de ona dönük işte yatırımların da çok işe yarayabileceği söyleniyor. Ama tabii dediğim gibi yani dünya piyasalarıyla entegre olma açısından dünyayı izlemek lazım. Yani zenginler, akıllı adamlar o iki hamle sonrasını görüyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Melik Bey. Yarına dair de şimdi ben biraz olay netleşsin, onun üzerine konuşalım istediğim için yarına bırakıyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili de bir soruşturma iddiası ortaya atıldı. Hani türbede ellerini arkadan bağladı mı, bağladığı için bir soruşturma oldu. Biraz daha netleşsin, yarın ilk bu konuyu konuşalım. Şimdi bir reklama gideceğim. O da değişik bir konu. Acaba kime fayda sağlayacak konusunda çok ciddi tartışmalar var. Bu arada 20'li yaşlar akımına da girmişsiniz. Kesinlikle. Melik Bey, görmedim sanmayın. En
en komik paylaşımı ya, Ziya Bey vallahi yaptı ama siz de az değilsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Böyle paylaşımları bekliyoruz ama, sizden. Lütfen. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ziya Bey'i kimse geçemez. Vallahi ben... Evet, ben peki Ziya Bey'in fotoğrafına bak. Ben yedim onu şeyi mesela. Peki Melik Bey, bizim grupta nasıl gerçek sanıldı? Hayır, ben de gerçek. Hayır, ben de gerçek zannettim. Hatta eşime gösterdim. Ya sizin bakan, benim işim öğretmenim. Sizin bakan dedim. Gençliğinde neymiş öyle ya? Nasıl yakışıklıymış falan. Sonra baktı falan. Yok ya dedi. Burada bir yanlışlık var dedi. Ya hiç benzemiyor. Evet, o mümkün değil falan dedi. Sonra böyle baktım attı. Ya dedi o bir... Evet dedi, o Marlon Brando'ymuş dedi. Evet. Ama bizi öyle yönlendirdiler grupta. Çok teşekkür ediyorum. Yarın da görüşeceğiz. Kendinize lütfen dikkat edin. Sağ olun, iyi yayınlar. Analiz Sentez programında kısa bir araya gidiyoruz. Konuklarımızla 9.30'da devam edeceğiz. Ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Analiz Sentez tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarımızla farklı gündemleri konuşuyoruz ama önce dün nasıl sizi Bodrum'a götürdük? Bugün de içimiz açılsın diye Antalya'ya gidiyoruz. Ayşe Yıldız benim karşımda. Hem denetimleri bana anlatacak Ayşe Yıldız hem de bizi biraz gezdirecekmiş. Ayşe Yıldız, söz sende. Nasıl, Antalya'da durum ne? Denetimler ne durumda? Doluluk ne alemde? Ve tabii ki tedbirler. Beyaz Uyanık, dünya cünlü Konyaaltı sahilinde güvenli turizm sertifikasıyla hizmet veren 750 yatak kapasiteli bir oteldeyiz. Salgın kapsamında kurallara uyuluyor mu? Otellerde ne gibi tedbirler var? Bu otelleri kimler nasıl denetliyor? Tüm bunları bu yayında anlatalım istedik. Kameraman arkadaşım Bekir Bektaş'la otelin restorandayız şu anda. Otelin girişinden önce ateş ölçümümüz gerçekleştirildi. HES kodumuz sorgulandı. Onun ardından restorana geldik. Hemen restoran kısmını da size gösterelim. Gelen müşteri mutlaka girişte maskesi yoksa maske temin ediliyor. Maskesiz bir şekilde restorana girmesine izin veriliyor. Ve işte eskiden açık büfe usulü vardı restoranlarda. Herkes kendi kahvaltısını, kendi yemeğini kendisi alıyordu. Ancak salgınla birlikte güvenli turizm sertifikasıyla yeni kurallar getirildi. Gördüğünüz gibi hemen kahvaltılıkların önünde cam bölmeler konuldu. Müşteri burada yemeğini aldıktan sonra yine sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilen bu masalara gelerek burada kahvaltısını yapıyor, yemeğini yiyebiliyor. Hemen restoranda size aktarmaya devam edelim Beste. Aynı anda dışarıya çıkalım, havuz başını da size gösterelim istiyoruz. Onun için kameraman arkadaşımla hemen ilerlemeye çalışıyorum. Bir taraftan da masaları gösteriyoruz. Sadece kalabalık aileler, hemen camın önünde gördüğünüz gibi kalabalık aileler aynı masada 4 kişi oturabiliyor. Onun dışında her masada en fazla 2 kişi oturabiliyor. Şimdi yine göstermeye devam edelim otelin farklı bölümlerini. Havuz başına çıkıyoruz Beste. Burada da bir sürü kural getirilmişti. Şezlonglar sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilmişti. Gelen misafirler arada en az 1,5 metre bırakılan bu şezlonglarda güneşleniyor. Bu havuzda yüzdükten sonra... Alo. Ayşe Yıldız, peki doluluk ne durumda? Doluluk ne durumda? Sınıf alabiliyorum şu anda. Doluluk ne durumda? Beste, arkada gördüğünüz gibi yine salgın kapsamında dezenfekte ediliyor şezlonglar. Antalya genelinde bütün otellerde kurallar bu şekilde. Bu otelde doluluk oranı, bu otelde %30 civarında, bu otelde, içinde bulunduğumuz otelde doluluk oranı %30 civarında. Salgınla birlikte zaten %50, %75'e düşürülmüştü otellerin doluluk oranları. Bu otelde de %30 seviyesinde doluluk oranı var. Çok teşekkür ederim. Manavgat'taki bu istenmeyen görüntülerin ardından Antalya'da denetimler arttırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve otelin bulunduğu ilçe kaymakamlıklarınca otellerde sıkı denetim gerçekleştiriyor. Dün yine tüm oteller denetlendi, açık olan oteller. Bu kural... Bir söz tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyorum.
Şimdi de market genelgesini konuşmak için Antalya'da belli ki daha doluluklar net değil ama fazla değil, %30'da. Ama dediğimiz gibi tedbirler iyi devam ediyor gibi. Manavgat'ta yaşanan işte korona partisi olarak bizim ekranlarınıza yansıttığımız da aslında çok üzücü bir manzaraydı. Ama buna karşı Antalya'da daha sert tedbirler alınacaktı. Dediğim gibi Bodrum'da insanlar daha çok ev sahibi olanlar gittikleri için otellerde çok yoğun doluluk Antalya oranla biraz daha azdır. Ama zaten kapanma döneminde güneye gidenler de daha çok kendi başlarına vakit geçiriyor gibi gözüküyor. Trafik de yok, insanlar da yok gibi ortada. Şimdi market genelgesini konuşacağız. Market genelgesiyle ilgili tabii sorularımız var. Burada bizim bu konulara değinmemizin en önemli nedeni nedir? İnsanlar rahat etsinler ve çıkan genelgelerle de nasıl bir süreç izleyeceklerini bilsinler diye. Şimdi benim karşımda İlayda Şehrinaz Ayçiçek var. İlayda, bir markettesin galiba. Neler satılıyor mesela genelgede? Değişik pil. Biraz önce Melik Bey ile konuştuk. Dedik ki yani saç kurutma makinem bozuldu. İnternetten söyleyeyim desem günler sürer. Ama evdeyim. Tamire çağırayım desem günler sürer. Ve bakkallarda kurutma makinesi satılmıyor mesela. En basit aklıma gelen örnek pil. Ben bir anneyim, çocuğum oyuncakla oynuyor. Kapı kapı gezip pil mi arayacağım? Beste Uyanık, aslında herkesin aklındaki soru bu. Markette ne satılacak, ne satılmayacak? İçişleri Bakanlığı dün genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Bizler de şu an o marketlerden birindeyiz. 7 Mayıs itibariyle burada da bazı ürünlere artık ulaşamayacağız. Hemen şöyle kameraman arkadaşım İbrahim Köklü ile birlikte ulaşamayacağımız ürünlerin bulunduğu reyona doğru gidiyoruz. Marketlerde neler satılacak? İsterseniz oradan başlayalım. Temel gıda ürünleri marketlerde satışa sunulacak. Temizlik ürünleri satışa sunulacak. Hayvan besleyenler için, evcil hayvanlar için mamalar ve yemler de yine marketlerde satışa sunulmaya devam edecek. Ama şu an ilerlediğimiz bu reyon. Yani marketlerde mutfak araç gereçlerinin olduğu, elektronik aletlerin olduğu reyonlar 7 Mayıs itibariyle müşterilere kapatılmış olacaklar. 7 Mayıs'tan sonra müşteriler bu reyonlara girip alışverişlerini gerçekleştiremeyecekler. Ancak karar kapanma süresince geçerli olacak. Kapanmadan sonra yine bu reyonlarda alışveriş devam edecek. Dediğimiz gibi 7 Mayıs'tan sonra genelgede alınan kararlar uygulanmaya başlanacak. Elektronik aletler, mutfak araç gereçleri, otomobil aksesuarları satılamayacak marketlerde. Pille ilgili genelgede aslında bir husus yok. Pil elektronik alet kategorisine girmiyor. Genelde kasa yanı ürünler arasında bulunuyor. Genelgede yer alan hususlar elektronik aletler üzerine, mutfak araç gereçleri üzerine, giysiler üzerine, züccaciye ürünleri üzerine yoğunlaşıyor diyebiliriz. 7 Mayıs'tan sonra kozmetik ürünlerde de bir düzenleme olacak. Marketlerde kozmetik ürünlerde de parfümeri ve makyaj malzemeleri satılamayacak. Onun dışında temel ihtiyaçlara giren kozmetik ürünlerde marketlerde satılmaya devam edecek. Nedir bunlar? Kişisel bakım için kullanılan kişisel temizlik ürünleri, bu kozmetik ürünlerde yine marketlerde olmaya devam edecek. Ne yazık ki saç kurutma makinelerini kapanma sona erene kadar marketlerden alamayacağız. Pil dediğimiz gibi genelgede adı geçen ürünlerden değil, o yine satılmaya devam edecek marketlerde diyebiliriz. Mutfak araç gereçleri, tabaklar, tavalar, tencereler, elektronik aletler özellikle de marketlerde olmayacak. Genelgenin amacı ise şu, çünkü haftalık olarak marketlere oluyordu. Seste bir problem sınırlı sayıda var. Bu ürünler İlayda'ya çok market teşekkür ediyorum. Daha market açılmadan sıralar oluşabiliyordu. Market işlerinde yoğunluk oluşabiliyordu. Aslında İlayda'ya çok teşekkür ediyorum. Bir bağlantı sıkıntısı yaşadık ama dediğimiz gibi marketlerde temel ihtiyaç olarak görülen gıda malzemeleri satılacak ama devamında değişik mamuller satılamayacak. Tabak çanak kısmına kesinlikle katılıyorum. Ve tabii burada asıl soru, hani insanlar kapanma döneminde rekabet
körüklensin diye, biraz daha hani haksız rekabet olmasın, marketlere gitmekten başka yerlere, daha böyle onun küçük esnafına gitsin diye yapıldığı eminim ki. Ve tabii ki marketlere girip de garip garip ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın, ona da kesinlikle katılıyorum, ama çok fazla soru işareti olan bir genelgeyle karşı karşıyayız. O yüzden bakalım neler olacak. Saç kurutma makinesi sadece bir örnek, dediğim gibi pil satış oluyorsa, Melik Bey satılmıyor demişti ama satış oluyorsa tabii ki çok iyi, çünkü pille herkes aslında bir şeyler çözmeye, bir şeyler için kullanıyor. Kumandadan çocuğunuzun oyuncağına kadar. Mustafa Kartoğlu da şimdi karşıma oturdu. Ona soracağım. Mustafa Bey, sizin 4 çocuğunuz var. Pil markette satılıyor mu, satılmıyor mu? Satılıyor olması lazım. Benim de ilk aklıma gelen şey oydu. Neden? Oyuncak? Oyuncakları bırakın. Oyuncaklara vakit olmayabilir ama uzaktan kumanda, televizyonu evet, açmak zorundasınız. Eva TV'den biz çok yararlanıyoruz çünkü. Yani o çocuklar ya online bile diyeceğiz, ders yapmış olsun. Canım market genelgesi olmaz mi diyeceğiz? Bir de kırtasiye işi var. O fena. Hatırlayın, kalem, kağıt, defter. Yani bu yani çocuktan, yani şimdi okula, çocuğu okula giden herkesin ilk aklına gelen şey nedir? Çocuğun önünde asla silgi bulamazsınız. Hı-hı. Okulda da hepimiz öyleydik. Fazla kalemin var mı? Silgini verir evet misin? Bu çocuklar silgileri yer gibi tüketiyorlar. Sonra evi temizlerken falan sağdan soldan bir 8-10 tane silgi çıkıyor. Dolayısıyla belki bir düzenleme biraz lazım. Şöyle tabii burada, tavsiye de lazım. Burada mesela şu güzel ve önemli bir şey. Hiç buna asla kimse itiraz etmedi anladığım kadarıyla. Yani esnaf, küçük esnafı koruyorlar. Şimdi biz hep tamam, burada birikmiş bir satın alma ihtiyacından bahsediyoruz. Ertelenmiş daha doğrusu. Tamam. Şimdi bu birikiyor. Diyorlar ki ya bunu markette bitirmesin, tüketmesin tüketici. Çünkü bu bize lazım. Biz de pandemide zordayız ve biz kapanıyoruz. Marketlerde gıda alışverişi inanılmaz şey, yoğun. Ben dün bir manava uğradım. Dedim ya maşallah ya kalabalık, dedim tahtaya vur filan. Abi sen hafta sonu görseydin dedi. Ya millet niye saldırdı onu anlamıyorum. Çünkü hafta için bakkal, market şey açık yani, manav filan açık. Neyse bu şeyde zaten bu insanlar paralarını kazanıyorlar ama kazanamayan var. Kapalı dükkan var. Tamam. Benim ürünümü satmasınlar ki ben de ertelenmiş talebi bir ay sonra karşılayayım. Ben de bu açığımı kapat. Çok güzel bir şey. Bunu mesela Ankara İstanbul Ticaret Odaları istedi. Başka ticaret tamam, odaları da tamam, vardı muhtemelen. Her şey çok iyi yerinde. Fakat mesela internetten de satılıyor. Evet. Şimdi siz internetten alıyorsunuz. Bir kargo şirketleri de evinize kadar getiriyor. Ama, o zaman niye bekleyeyim şey, ben? Dolayısıyla böyle bir şey var. Çıkmaz var. Tencere tava işini biz burada daha önce konuşmuştuk. O son derece doğru. Evet, çünkü kimsenin itirazı yok. Yani satın, elektronik eşya satılması. Çünkü bunun için özel mağazalar açılmış. İnsanlar çok ciddi yatırımlar yapmışlar. Bir bakkalı, marketi siz 50-100 bin liraya doldurabilir ya da 200 bin liraya doldurabilirsiniz. Belki hani mahalle boy boyu düşünürseniz oradan başlayarak. Ama bir elektronik mağazasını doldurma şansınız yoktur yani. Hı hı. Onların teminatları çok güçlüdür. Her bir ürünü 3-5 bin liradan başlıyor falan. Şimdi bu insanların da korunmasına ihtiyaç var. Bu doğru. Bir de alışkın da değiliz böyle bir şeye. Bir dakika ya, ben şimdi gidince şu filan şeyi bulamayacak mıyım filan diye böyle bir tepki de şey yapıyoruz. Ama, ben tepkiyi bıraktım kenara ama dün ben eve giderken, şimdi bakkallarda satılıyor denildi ya kağıt kalemim. Bir kere bana şu su değişik geldi. Ben bir markete gidip alıp çıkmayı tercih ederdim kapı kapı gezip aramaktansa. Ben daha tehlikeli hale gelmiyor muyum kapı kapı gezerek bir şey ararken? Gezerseniz tabii ki öyle. Tabii. Ve birden fazla markete gidersiniz. Bakkal aradım. Hani belki küçük, ben Göktürk'te oturuyorum ve meydanda her şey var. Yani dediğim gibi işte züccaciyesi de var. Çok iç içe dükkanlar var. Mesela hiçbir bakkalda ben özellikle bir tane bakkal bulabildim zaten. Hadi onu geçtim. Hmm. İçeride de kağıt kalem yoktu. Hmm. Yani o yüzden hani bir de şöyle bir şey, tabii o uygulamada da takım sorunlar çıkacak yani. Siz alacağınız her şeyi alacaksınız, sepette gideceksiniz. O bit bu olmaz, bit bu olmaz, bu da olmaz önüne falan şey diye. Önüne şey çekiyorlar. Önüne bant mı çekiyorlar? Bant çekiyorlar. İyi, o tamam, yüzden şey. Onu yapıyorlar. İçki yasağında da görmüştüm. Bant çekiyorlar. Hayır, şey, içki yasağında onların reyonu belli. Onun perdede çekilir, bantta çekilir de şimdi bu ürünler bir sürü raflara dağılmış. Ha tabii öyle ama yani hepsine tek tek etiket koymaları gerekir, doğru. Kesinlikle alamazsınız kırmızı. Bir dakikada biz bu pandemi şartı yani kapanma işlerini bütün dünyada yeni ilk defa öğrendi. Her şeyi ilk defa öğrendik. Bunu da ilk defa öğrendik. Ve belki bu daha önce gündeme gelmişti, züccaciye işi, elektronik işi. Şimdi bu salgınla birlikte belki bu tür şeylerde biraz daha ciddi kurallar konulur.
Ve gerçekten açılmaz yani, bu kadar. Yani birçok şeyi bulamamalısınız da. Ben dün çok enteresan bir örnek yaşadım. Sadece işte bahar geldi. Şimdi orada bahçe malzemeleri de yasak ya. Hı hı. Ben dedim biraz çiçek alayım. Yakındaki bir büyük markete gittim. Bizim şu İkideli yolun Basın Ekspres'in karşısındaki bir büyük gross markete. Dedim orada kesin olur. Hani küçük çiçekler, petunyalar bilmem neler falan. Yoktu. Ama tabii gitmişken bir dünya alışveriş yapmak zorunda kaldım. Döndüm. Eve giderken yol üstünde İkideli Alkalı yolu üzerinde bir çiçekçi gördüm. Bahçe çiçekleri satan bir yer. Girdim. Ve bir dünya çiçek aldım oradan. Ve ben ya bir market kasasında o ücreti ödemektense oradaki orada dükkanın sahibesi olan anne kıza ödeme yapmaktan daha çok mutlu oldum. Mustafa Kartoğlu'yla esnaf hikayeleri. Ya çok güzel. Hayır, o güzel. Zafer Ergezen'e hoş geldiniz. Bakkalımızı seviyoruz istiyorum. Yani. Ya hayır, seviyorum. Ama şimdi benim sorduğum sorular doğru değil mi? Doğru, herkesin doğru. Aklına gelenler tabii, değil tabii mi? Öyle. Bizim önemli olan burada sesi olma. Zafer Ergezen, emtia piyasaları uzmanı karşımda. Zafer Bey, siz Amsterdam'dan bağlanıyorsunuz bana. Market genelgesi yok. Ama bir yorumunuz varsa onu alıp sonra emtialı. Bir de oradaki durumu öğrenelim. Hoş nedir? Geldiniz evet, tekrar. Amsterdam'da durum Hollanda... ne? Zafer Bey, hoş geldiniz. Açıldı mı, kapandı mı, nedir? Merhabalar öncelikle. Baktığımız zaman Amsterdam'da Avrupa'nın genelinde kısıtlamalar bir miktar azalmaya başladı. Bunun da en büyük etkisi aşılamalardan olduğunu görüyoruz. Aşılamalar da hız kazanmaya başladı. Tabii Avrupa'da aşıyla ilgili birçok problem var tabii ki ama en azından kısıtlamaların bir miktar daha azaldığı, ekonomilerin bir miktar daha canlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan vaka sayıları hala devam ediyor. Önümüzdeki dönemdeki süreç nasıl gidecek onu da göreceğiz. Türkiye'de tabii vaka sayılarındaki artış olması maalesef böyle bir kısıtlamayı da beraberinde getirdi. Bunun etkileri önümüzdeki dönemde görülecektir ama ben doğru veya yanlıştan ziyade öncelikle sağlığın önemli olduğunu ve bir an önce bundan kurtulunmasının en önemli temenni olduğunu düşünüyorum. Bu da inşallah en kısa sürede bu süreçten de kurtulmuş oluruz ki ekonomiler tekrar canlanmaya başlasın. Çünkü küçük esnaf dediğimiz özellikle hizmet sektörünün, ulaşım sektörünün bu dönemde çok etkilendiğini görüyoruz. Çok olumsuz etkilendiler. Umarım en kısa sürede bundan kurtulup, bu pandemi krizinden kurtulup tekrar herkes olan yaşantısına geri döner. Şimdi Mustafa Bey, Zafer Bey emtia piyasaları uzmanı. O yüzden ona hani altının, bakırın, ben hep anlatmaya çalışıyorum. Endüstriyel emtia piyasasının artışındaki nedenleri ve bize neyin sinyalini verdiklerini sorarak başlayayım. Bakırın artması bana acaba dünya şuna mı hazırlanıyor Zafer Bey? Açılacağım, sanayi üretim başlayacak. Bunun sinyalini mi veriyor? Bana bir açın, bir de tabii ki altın en çok merak edilen emtia. Tabii ki. Yani bakırı konuşurken aslında sadece bakırı konuşmayalım isterseniz. Yanına alüminyum, nikel gibi emtiaları da koyalım. Bunlar ağırlıklı olarak sanayide kullanılan ürünler. Ve sizin de belirttiğiniz gibi bu emtialarda yaşanan fiyat hareketleri genelde ekonomiye yönelik beklentileri de yansıtan emtialar. Son dönemde özellikle Çin tarafından da yoğun ithal edilen ve kullanılan emtialar, tüketilen emtialar. Geçtiğimiz sene içerisinde pandemi kriziyle birlikte Çin'in bu pandemi krizinden en erken kurtulan ülkelerden bir tanesi olması bu emtiaların da talebini arttırmıştı. Şimdi bu günümüze geldiğimiz zaman baktığımızda küresel büyümenin %4'e yaklaşacağı beklentisi var. Aynı zamanda Çin'deki büyümenin %8'e ulaşabileceği beklentisi var. Bunlara baktığınız zaman da tabii ki haliyle ciddi bir talep olacağı beklentisi de beraberinde getirmekte ki hem ekonomik aktivitelere yönelik olması hem de Çin'in buna öncülük ediyor olması bakır, alüminyum, nikel gibi fiyatları ciddi yukarı çekmiş durumda ki bunda şöyle bir kriter de var tabii ki bunu da altını çizmek lazım. Aslında bakır piyasasında üretim fazlası olmasına rağmen, arz fazlası olmasına rağmen özellikle pandemi krizi nedeniyle Güney Amerika'da, Latin Amerika'da bakır madenlerinde sorun yaşanması, burada tedarik zinciri sıkıntısı olması, keza Avustralya'da böyle sıkıntılar yaşanması maalesef arzı da etkilemekte. Bu da kısa vadeli fiyatların yukarı doğru yükselmekte. Gelmiş olmasına yol açmakta. Bunun etkisini sadece bakırda değil, yani alüminyumda falan da görüyoruz. Özellikle son dönemde paladyum, platin gibi ürünlerde de görüyoruz ki
Bunlar altın ve gümüş gibi emtialarla aynı klasmanda olmasına rağmen fiyatları ciddi yukarıya doğru çıkmış durumda. Paladyum fiyatı zirve seviyelerini de geçmiş durumda. Bunun en büyük nedeni de bu pandemi krizinden kaynaklı maalesef tedarik zinciri sıkıntıları. Peki şimdi yatırım, genelde emtialara yatırım çok konuşulmaya başlandı. Çünkü insanlar alternatif yatırımlar arıyorlar. Alternatif deyince de insanların aklına ya geleneksel altın, gümüş, işte platin, alüminyum gibi geliyor. Tarım emtiaları var. Bir de kripto var. Şimdi kriptoyu kenara atarsam %50 de hala o gelenekselde yatırım yapmanın peşinde. Tarım emtia piyasasında da oldukça hareket var. Ve hani yatırım amaçlı baktıklarında nelere dikkat etmeli bu insanlar? Yani aslında baktığımız zaman çok doğru söylediniz. Özellikle faizlerin çok düşük olduğu ortam içerisinde alternatif getiriler yatırımcılar için çok önemli. Son dönemde baktığımız zaman özellikle platin, paladyum, bakır gibi ürünlerde çok ciddi yükselişler oldu. Buna tarım emtiaları da bu sene içerisinde yükselişe ayak uydurmaya başladı ki zirve seviyelerine doğru yöneldi. 2010-2012'deki fiyatlara doğru yönelmeye başladılar. Evet. Bu çok önemli bir getiri fırsatı da sağlamakta. Bunun birçok büyük fonun, yeni fonların kurulduğunu, buraya ciddi bir para girişinin de olduğunu görüyoruz. Fakat küçük yatırımcı için hala bu çok kısıtlı veya bu ürünler çok fazla bilinmiyor. Genellikle klasik ürünlere doğru yöneliyorlar. Bu anlamda birçok analiz raporları da hazırlanıyor aslında. Yatırımcıların burada dikkat etmesi gereken tek şey yatırım fırsatlarını değerlendirmek. Yani aslında şöyle bir şey var. Eğer ülkelerde kuraklık varsa, yani hava yağışlarının düşük olduğu, işte dünya genelinde küresel olarak hava sıcaklıklarının sıcak seyrettiği ve yağışların düşük olduğu bir ortamda tarım emtiaları aslında çok büyük bir potansiyel bulunduruyor. Çok kısa sürede %50'lere varan yükselişler yaşandı. Mısır örneğinde olduğu gibi. Bu da yani baktığınız zaman aslında hem de bunların dolar bazında getiri olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcıların belki de 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık fırsatlarını tek bir süre içerisinde, kısa bir süre içerisinde sağlama fırsatı oluşturuyor. Tabii bunu büyük kurumsal yatırımcılar buna yönlenebiliyorlar. Fakat küçük yatırımcılar için bu bir miktar daha kısıtlı. Tabii fiyatların yükselmesiyle beraber birçok küçük yatırımcının ilgisinin olduğu, özellikle Türkiye'de buna yönelik birçok talebin canlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu çok olumlu bir gelişme. Tabii buradaki yatırımcılar arttıkça, küçük yatırımcılar arttıkça, talep arttıkça önümüzdeki dönemde bu tarz fonların kurulması, küçük yatırımcılara sunulması ve alternatiflerin çoğalması özellikle yatırım çeşitlendirmesi açısından Türkiye'deki yatırımcılar için de çok büyük fırsatlar sunacaktır. Umarım en kısa sürede bu tarz fonların daha da çoğaldığını görürüz. Peki altın nereye gidecek Mustafa Bey? Bir şey soracağım. Bu gıda emtialarında, gıda emtiasında bir sıralama yapabilir miyiz? Diğer madende yaptığımız gibi. En çok hangisi değer kazanabilir? Ya. Yok, son 6 aylık ya da son 3 aylık ne zamansa bir değerlendirme, bir liste, en çok hareket edenler bakır, nikel gibi. Şu anda en fazla göz önünde olanın Mısır olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Özellikle Mısır Çin tarafından çok fazla talep edilen, Amerika'nın haftalık ihracat verileri açıklanıyor ki Amerika dünyanın en büyük Mısır ihracatçılarından. Çin her hafta ilk en fazla alım gerçekleştiren ülke, çok ciddi miktarda alım gerçekleştiriyor. Talep inanılmaz derecede yüksek. Hatta şöyle söyleyebilirim. Tabii Mısır'ın endüstriyel alanda kullanılan bir ürün. Aynı zamanda hayvancılık yem olarak da kullanılan bir ürün. Bir de doğal olarak tabii sofralarda gıda olarak kullanılan bir ürün. Çok fazla çeşitliliği var. Bu yüzden de talebi çok yüksek. Hatta Çin'deki talep o kadar yüksek seviyeye geldi ki artık karşılanamaz duruma geldi. Mısır yerine ürünlerde ve yemlerde artık buğday kullanılmaya başladı. Buğday fiyatları da yükselmeye başladı. Yani bu kadar ön plana çıktığını söyleyebiliriz Mısır'ın. Bunun yanı sıra tabii ki şeker önemli. Burada yatırımcılara mesela alternatif olarak, bakış açısı olarak söylemek gerekirse şeker önemli. Çünkü şeker aynı zamanda Brezilya'da çok fazla üretiliyor. Brezilya'da kuraklık var. Bundan dolayı arzı etkileniyor. Bunun yanı sıra şeker fiyatları aynı zamanda petrol fiyatlarına da koreli. Diyeceksiniz ki nasıl yani petrol fiyatı ile şeker fiyatı nasıl birbirine koreli olabilir? Çok değişik değil mi? Evet. Çünkü buradaki üreticiler ürünlerini ya şeker üretimine yönlendiriyorlar ya da etanol üretiminde, yani petrol fiyatına dayalı etanol üretimine yönlendirebiliyorlar. Petrol fiyatları çok fazla artınca üreticiler bu sefer etanol üretmeyi tercih ediyorlar. Şeker üretimi azalıyor. Bu da fiyatları yukarı doğru çekmekte. Bundan dolayı petrol fiyatlarındaki artış şeker fiyatlarında da yükselişi beraberinde getirmekte. Bir de böyle bir korelasyon var. Yatırımcılara bakış açısını ve alternatif yatırım fırsatlarını göstermek açısından söyleyebilirim. Zafer Bey,
kahve fiyatları, kahve imtiyası orada bir hareket gelecek mi? Ben çok fazla istiyorum, çok fazla da bekliyorum. Çünkü ben çok fazla kahve içen birisiyim. Kahve bağımlısıyım da diyebilirim. Bu anlamda kahve zincirlerinin özellikle kapalı olması benim için çok büyük bir sıkıntıydı. Yani dışarıda kahve içemediğimi, dışarı çıkıp da bir yerde oturup da kahve içemediğimi söylersek, pandemi krizinden kurtulmanın herhalde en büyük etkisi kahve fiyatlarında görülecek diyebiliriz. Kahve zincirlerinin tekrar açılmasıyla beraber burada çok ciddi talep gelecek ki kısa vadede stokların ve yüklemelerin, çünkü kahvenin asıl tedarik yeri Brezilya'dır. Dünyanın en büyük üreticisidir. Burada tabii ki şu anda üretim var. Fakat gemi yüklemeleri, buradaki yüklemeler gemilerle geliyor. Bir anda çok ciddi talep olması durumunda burada bir sıkışma olacak, tedarik zinciri sıkıntısı olacak. Brezilya'daki kuraklığı da göz önüne aldığımız zaman kahve fiyatlarında yukarı doğru hareketlenmeler görebiliriz ki Avrupa'daki toparlanma, Çin'deki toparlanma zaten kahve fiyatlarını yukarı doğru yükseltmeye başladı ama bu fiyattaki yükselme bir süre daha devam edebilir eğer pandemi krizi sonraki sürece geçebilirsek. Bir tüketici sorusu daha çok meraklısı olmamakla birlikte bu özellikle bakliyat yani uzun süre saklanabilir ürünlerde şimdi o Türkiye'de de üretiliyor. Şunu biliyoruz, altını dünyanın neresinden giderseniz gidin aynı fiyat alırsınız yahut gümüşü aynı fiyat alırsınız, gramajı çok fazla değişmez. Bu ürünlerde Türkiye'de de bir yükseliş bekleyebilir miyiz? Yani başka ülkelerde alım satım endüstriyel miktarlarda doğan bir fiyat oluşuyor piyasada. Hı hı. Tamam, ama ben çarşıdan, pazardan ya da ne bileyim yerli ürün bakliyatçıdan satın almaya gittiğimde bu Türkiye içindeki iç pazardaki fiyatlarda da benzer bir yükseliş getirir mi? Yoksa piyasa onu iç piyasa ya da vatandaş ne diyelim son nihayet tüketici piyasasında biraz tolere edilir mi o fiyat farkı? Burada şunu şöyle söyleyeyim, ikiye ayırabiliriz. Birincisi ithalata ve ihracata dayalı ürünler Türkiye'de. Bunun en başlıca olanları pamuk, buğday diyebiliriz. Genelde bunların fiyatı uluslararası standartları, uluslararası fiyatlara paralel gider. Ama şunu da unutmamak lazım tabii ki, her ülkenin kendi gıda politikası var. Buna başta işte büyük üreticiler Rusya, Amerika, Brezilya ve Türkiye'de dahil buna. Korumacı politikalar vardır ki uygulanması da gerekir özellikle gıdalar tarafında. Bu anlamda evet, buğdayda, pamukta uluslararası fiyatlar çok önemlidir. Benchmark olarak alınır, temel fiyatlama olarak alınır ve buna yerel fiyatlarda buna mukabil gerçekleşir. Çünkü ithalat ve ihracata dayalıdır. Tabii de ithalat ve ihracatı olmayan, yani sonuçta Türkiye aynı zamanda kendi kendine yetebilen bir ürün. Çok geniş topraklar ve çok verimli topraklar da var ve burada üretilen çok fazla ürünler var. İthalata gerek duymuyor, üretilen ürün de kendi içerisinde tüketilebiliyor. Bunlar da maalesef yerel fiyatlar bir miktar daha öne çıkmakta. Ama şunu da unutmamak lazım, küresel olarak bir fiyat benchmarkı vardır. 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatlamalar birbirine yansır. Yerel politikalar, yerel üretimler olsa bile, korumacı politikalar olsa bile. Ama sonrasında genel olarak fiyatlar belli bir çizginin altında veya aşağısında ama paralel doğru gidebilir. Buna herhalde ama en farklı olarak kakao söyleyebiliriz. Türkiye'de kakao çok fazla üretilmiyor ama hepimiz çikolata tüketiyoruz herhalde. O yüzden örnek olarak vereyim. Kakao özellikle Batı Afrika'da çok fazla üretilen bir ürün ve burada ülkelerin uygulamış olduğu politikalar maalesef dünyadaki bütün kakao fiyatlarını etkilemekte. Son dönemde geçtiğimiz hafta içerisinde Fildişi sahilinin fiyatları düşürmesiyle beraber, çiftçilere verdiği destekleri düşürmesiyle beraber kakao fiyatlarında çok ciddi bir düşüş oldu. Bu hepimiz için yararlı. Çikolata fiyatlarında belki bir miktar ucuz kalabilir ama diğer taraftan tabii üreticiler için maalesef olumsuz bir durum olarak gerçekleşti. Buna bu açıdan bakmak çok daha doğru olur. Şimdi son bir sorum daha var. Altın en çok merak edilenlerden biri. Onunla ilgili öngörüler ne durumda? Şimdi buradaki herhalde en önemli konunun altında özellikle Fed'in uygulayacağı faiz politikası likidite azalacak mı, azalmayacak mı, tapering olacak mı, olmayacak mı konusuna giriyoruz. Baktığımız zaman altın fiyatlarının 1680, ons altın fiyatlarının 1680 seviyesinde taban yaptığını söyleyebiliriz. Buradan artık bir miktar daha taban oluşturdu ve buradan bir toparlanma gerçekleşti. Tahvil faiz getirileri yukarı doğru yönelmişti. Dolar endeksi yukarıya doğru
yönelmişti. Burada altına yönelik bir miktar riskin arttığını, bunun fiyatlamaların olduğunu, fakat şimdi tekrar enflasyon beklentilerine paralel fiyatlamaların başladığını görüyoruz. Kısa vadede burada 1767 seviyesi önemliydi ons altında. Bu seviyenin üzerinde ama 1792 seviyesini geçemiyor. Şu anda yatay bir bant içerisinde. Aşağıda 1767, yukarıda 1792 yatay hareketini sürdürmekte. Burada geleceğe yönelik enflasyon beklentilerindeki artış devam ederse tekrar 1800 hatta 1800'lerin üzerine doğru bir hareket görebiliriz ons altında. Bu hafta içerisinde Amerika'da Yellen'in açıklaması vardı. Faizler artırılabilir gibi bir açıklama yaptı. Bu da piyasa üzerinde etkili. Burada beklentinin bir miktar daha artık enflasyona dayalı olduğunu söyleyebiliriz ki özellikle Türkiye gibi ülkelerde küresel anlamda zaten öyle. Altın aynı zamanda enflasyondan korunma ürünü olarak, enstrümanı olarak görünmekte. Bu da eğer önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerin üzerinde gelirse ki veriler bunu desteklerse ons altında hızlı bir şekilde 1800'lerin üzerine gittiğini görebiliriz. Aksi takdirde ise 1767'nin altına sarkması ons altının tekrar 1680'lere doğru bir hareketine yol açabilir. Bu aralıkta artık yatay bandın içerisinde 1792 mi yukarı geçilecek yoksa 1767 aşağı mı geçilecek bunu takip ediyor piyasa. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Zafer Ergezen'e bu emtia piyasalarıyla ilgili bizi aydınlattığı için çok şey öğrendik. Kahvenin evet, artacağını, bir de elektrikli araçlar aslında çok olacak için nikel gelecek. Bakır ve nikel. Kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan konuklarımıza devam edeceğiz. Hazırlıklar tamam. İftar sofraları, Ramazan sohbetleri, hepsi tamam. Peki ya keşke yanımızda olsa dediklerimiz? Onlar da tamam. Çünkü onlarla büyüyecek sofralar, katlanacak sevinçlerimiz. Gece gündüz demeden çalışarak Ramazan boyunca mesafeleri kaldırmanıza, sevdiklerinizle bir araya gelmenize yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Hayırlı Ramazanlar. Türk Telekom. Değerli hissettirir. İleride olmak istiyorsanız herkesin önce yola çıkar. Akıntıya ayak uydurmak yerine kendinize yeni bir yol çizersiniz. En iyilerle işbirliği yapar, sizinle yola çıkanların gücü, güveni olursunuz. Her gün etaptaze uyanır, sıcak bir gülümsemeyle yaşanan her anın lezzetini artırırsınız. Kalplere dokunmayı bildiğiniz kadar temas etmeden korumayı da bilirsiniz. Nesnenin kadın erkeği olmaz diyerek ön yargıları aşarsınız. 1923'te Cumhuriyetimizin kuruluşuyla Türkiye'de çıktığınız bu yollarda kalitenizin verdiği güvenle hep ileride olursunuz. Şer. Hep ileride. Bu çarşamba binde kız çocuk tüllü etek 12 lira 90 kuruş. Çocuk nakışlı şapka 14 lira 90 kuruş. Lisanslı uçurtma 12 lira 90 kuruş. Çocuklar için uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu çarşamba binde. Çevrenize bir bakın. Yepyeni bir kuşak doğuyor. Z Mobil kuşağı. Her yaştan 14 milyon ziraat mobil kullanıcısının bir arada olduğu dev bir kuşak bu. Elinde kitap olmadan kitap okuyan, sinemaya gitmeden film izleyen, yemeğine sevgisini katan, yemeden önce paylaşan, şah demeden mat yapan, gol atmadan şov yapan bu kuşağa iyi bakın. Çünkü baktığınızda dünyayı göreceksiniz. Evden bile çıkmadan gezinen koca dünyayı. Hatta yukarı bakmadan görülen yıldızları, yıldızlara bakmadan gülen gözleri, göz göze gelmeden de verilen sözleri. Gördünüz mü? Bakın bakın. Kalem olmadan imza atanlar, imza atmadan posta atanlar, markete gitmeden elma armut alanlar, elma ile armudu hiç karıştırmayanlar.
Onlar hayata mobilden bakanlar. Çevrenize bir bakın. 400'den fazla bankacılık işlemini Ziraat Mobil'den kolayca yapan Z Mobil kuşağından birilerini mutlaka göreceksiniz. Sentez programına tekrar hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Konuğumuz İlker Aycı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı. Bugün stüdyoda bizimle. En çok merak edilen konulardan bir tanesi, ne zaman normale döneceğiz ve turizm sektörüne yaklaşırken ne gibi tedbirler alınacak? Bunu da ilk ağızdan öğrenmek adına İlker Aycı bugün bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz 24 ekranlarına. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bu programa davet ettiğiniz için büyük bir keyifle yayınlarınızı takip ediyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten yayın kalitesi bakımından da son derece bizi mutlu eden bir programa ben de konuk olarak katıldığım için büyük bir mutluluk duyuyorum. Teşekkür ediyorum. İlker Bey, iyi bir ikili olduk bence Mustafa Bey'le. Evet, yeni başladık ama iyi bir ikili olduk. Sinerji var, görüyorum, iyi bir elektrik var. Umarım ben de bugün size bu anlamıyla katkı veren iyi bir ortak olurum. Olur mu? Olmaz olur mu? Şimdi Türk Hava Yolları en büyük şirketlerimizden bir tanesi ve seyahat denildiğinde de ilk aklımıza gelenlerden. İlk çeyrekte güzel rakamlar açıklandı ki İlker Bey, pandemi bize çok şey öğretti değil mi? Evet. Yani şunu konuşuyorduk önceden. Enerjisi olana hiçbir şey olmaz. Ne olursa olsun toprağından petrol çıkana bir şey olmaz dedik. Bugün bir ham petrol varilinden 7 ürün çıkarken bugün 2'ye düştü. Hani jet yakıtı falan tamamen artık resimden çıktı. Şimdi Türk Hava Yolları iyi rakamlar açıkladı ama öngörülerimiz ne? En büyük soru da belki ne zaman normale döneceğiz mi? Çok teşekkür ederim. Yani de hangi aşamalarla normale döneceğiz demek lazım. Evet, belki. Çok sıkı sorularla başladık, anlıyorum. Şöyle söyleyeyim öncelikle. Normalleşme süreci açısından bakarsak öncelikle. Bu yaz aşının da dünyada biraz daha yaygınlığının ve bölgemizde, ülkemizde de artmasıyla birlikte seyahat kısıtlamalarının bir kısmından sıyrılacağımızı ve bu yaz turizm bakımından daha hareketli bir sezonu yaşayabileceğimizi öngörüyoruz. Özellikle bu 17 Mayıs'a kadarki tam kapanma sürecinin Türkiye'de iyi değerlendirilmesinin sağlanmasını eğer görürsek hep birlikte ve herkes, tüm vatandaşlarımız da buna destek olurlarsa, Türkiye'nin bu anlamdaki yeniden rakamları Nisan öncesine dönerse, ki dünyada en iyi ülkelerden biriyiz, uzun süredir pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden biriyiz ama vaka sayıları çok önemli, vaka sayılarının düşüklüğü çok önemli. Turizm bölgelerinde özellikle vaka sayıları, büyük metropollerdeki vaka sayıları çok ciddi anlamda takip ediliyor. Tüm dünyada herkes birbirini takip ediyor. Bu açıdan bunlar normale döndüğü andan itibaren hemen bayramla birlikte ve bayram sonrası ve Haziran ayıyla birlikte frekans derinliği ve hızlanması başlayacak. Özellikle İngiltere gibi, Fransa gibi, Almanya gibi ve İtalya gibi Türkiye'nin geleneksel pazarları ve hem turizm hem etnik pazarları olan bu pazarların bu yaz daha sıkı açılacağını ve buralarla iletişimin ve seyri seferin artacağını öngörüyoruz. Ama eğer vaka sayılarını iyi yönetemezsek bütün bunlar riske girecek. Ve bu yazda riske girecek. O yüzden öngörülerim... Ne yapmamız lazım? Gidip kendimizi mi anlatmalıyız? Çünkü bu işin ya karantinası beklenti var. Beklenti var mı? Bir de çok ciddi anlatmalıyız. Nasıl, nereye bekliyorlar? Çünkü turizm bölgelerindeki vaka sayıları diğer vaka sayılarının daha hızlı seyrettiği bölgelere ve yörelere göre daha az. Dolayısıyla bunun iyi anlatılması lazım. Bunun yanı sıra kısıtlamaların başarılı olduğunun iyi anlatılması lazım. Ve Türkiye'nin sağlık altyapısının başarısını zaten pandemide gördük. Evet. Bu sağlık altyapısının değerini, kıymetini de iyi anladık. Dünyaya da gösterdik. Hatta sağlık turizmi için pandemi sonrasında da Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu görüyoruz bizler de. Bu açıdan bunları iyi anlatmaya devam etmek lazım. İletişime devam etmek lazım. Ülkelerle ikili seyahat koridorları açmamız lazım. Tıpkı nasıl ikili tercihli veya serbest ticaret anlaşmaları ülkelerle yapıyoruz, imzalıyoruz. Evet. Aynı şekilde şu anda normal sivil havacılık anlaşmalarının, genel kapsayıcı sivil havacılık anlaşmalarının dışında ülkelerle karşılıklı ziyaretçileri bir serbest seyahat koridoru çerçevesinde karantinasız
seyahat ettirebilmek, PCR'sız seyahat ettirebilmek üzerine ikili seyahat koridorları oluşturmamız lazım. Bunun diplomasisini yürütmemiz gerekiyor ki ilgili bakanlarımız bu konuda çok yoğun çalışıyorlar. Dışişleri Bakanımız, Turizm Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız bu konuda çok yoğun bir mesai içindeler zaten. Biz de bunlara destek veriyoruz elimizden geldiğince bu ülkelerde. İnanıyorum ki ben bu yaz Türkiye turizm açısından geçen yıla göre daha yüzünü güldürecek bir yılı yaşayacak ve geçirecektir. Normalleşme sürecinin kademeli olarak geleceğini düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci yarısında giderek artacak bir seyahat trafiği olacağını öngörüyoruz. Bu da bizi 2019 yılının yaklaşık %50'sine, 53'üne kadar getirebilecek bir yolcu sayısı bakımından bizi daha ileriye önemli taşıyacak bir rakamları bize gösterebilir. Bu açıdan yılın ikinci yarısında daha ümitli ve daha umutluyuz. Ama sürecin değişken olduğunu, sürecin bu değişkenlik çerçevesinde sürekli planlamalarınızı yenilemeniz, değiştirmeniz ve anlık karar alma süreçlerini sürekli canlı tutmanız gerektiğine dair de notlarımı sizlere iletmek isterim. Şimdi bir sorum da havacılık sektörü pandemiden ne öğrendiydi? Bir kısmını yanıtladınız. Artısı eksisi size ne öğretti ve bundan sonra, çünkü şu konuşuluyor, bu tek salgın değil, devamı da gelebilir farklı yerde. Ya maalesef kötü senaryoyu tabii ki de burada insanlara söylememek lazım ama bilinmesi de lazım. Çünkü her sektör kendi içinde, mesela biraz önce market genelgesini tartışıyorduk, hani en aşağıdan en üst perdeye kadar korunması gerekiyor. Neler öğrendi havacılık sektörü? Öncelikle havacılık sektörü doğası gereği uzun vadeli planlamalar yapar. 6 aylık tarifeler yaparız. Biz tarifeyi 6 ay önceden belirleriz. Uçuş sayısını, frekans derinliğini, uçuş saatlerini ve yolcu tahminlerini, öngörüleri, doluluk oranlarını ve buna göre tüm arkadaki kaynakları da organize edersiniz. Şimdi öyle bir döneme girdik ki havacılığın doğasına aykırı bir dönemle karşı karşıyayız. Anlık kısıtlama kararları, anlık değişimler, planlamalarınızı tamamen devre dışı bırakıp size günlük, haftalık planlar yapmanızı gerektirecek, tarifelerinizi günlük, haftalık ve dinamik yapmanızı gerektirecek bir döneme doğru havacılığı getirdi. Bunun yanı sıra özellikle hızlı bir dijitalleşmeye de havacılıkta ayak uydurmak zorunda kaldı. Hem temassız yolculuk ve hijyene dayalı bir yolculuk konforunu sağlamak, yolcunun güvenliğini, hijyenini doğrudan temin edip ona güven vermek, çalışanlarınıza güven vermek, mürettebatınıza güven vermek ve tüm iş ortaklarınızın aynı şekilde uyumlu bir biçimde aynı hedefe ve sürece hizmet ettiği anlık kararlar alabilecek derecede koordinasyonun ve işbirliğinin güçlü olduğu, yetkili mercilerin aldığı anlık kararların çok hızlı uygulanabilir hale getirilebilmesi ve sahada daha az kayıpla çıkmak için bir sıkı mali disiplin, etkin gider yönetimini hiç elden bırakmadan bu iki çıpayı sürekli elinizde tutarak çok dikkatli bir biçimde nakit çıkışınızı azaltacak şekilde her alanda, her ünitedeki tasarrufları sürekli gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Bakın biz 2020 yılında yaklaşık %53 tasarrufla Avrupa'da en fazla tasarruf yapan havacılık sektöründeki şirket olmayı başardık Türk Hava Yolları olarak. Burada hem iş ortaklarımız, hem çalışanlarımızın büyük özverisi ve fedakarlığı, hem de en alttan en üste kadar tüm kademelerdeki yönetici arkadaşlarımın da büyük katkıları ve büyük emekleri var. Bu açıdan Türk Hava Yolları ailesi olarak 2020'yi beklenenden daha az bir kayıpla ve üstelik de diğer bayrak taşıyıcılar nakit destek alarak ayakta kalmaya çalışırlarken Türk Hava Yolları hiç nakit destek almaksızın ayakta kalmayı başardı. Ve bütün dünyadaki havayolu şirketleri çok ciddi anlamda işten insan çıkartırlarken, çalışanlarını işten çıkartırlarken Türk Hava Yolları kimseyi işten çıkarmadı. Bunda sendikalarımızın da yapıcı tutumlarının büyük payı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle liderliğinde, güvencesinde, sendikalarımızla birlikte onun huzurunda yaptığımız anlaşmanın da kendisinin özellikle biliyorsunuz Türkiye'de sivil havacılığın üzerine titriyor. Türk Hava Yolları'na çok büyük kıymet ve destek veriyor. Bu sayede Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle bu süreç hakikaten çalışma barışı açısından, çalışanlarımızın moralinin yüksek olması bakımından, motivasyonlarının yüksek olması bakımından çok önemliydi. Ve bu da rakamlara yansımaya başladı. Ve gördüğünüz gibi geçen yılı dünyada en az kayıpla atlatan olmayı başardık. Evet. Bu yılda yine sıkı mali disipline, etkin gider yönetimine devam ediyoruz. Anlık kararları alarak yetkili mercilerle
tam bir koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle temassız yolculukla ilgili aldığımız pandeminin bize öğrettiği temassız yolculukla ilgili self backdroplar, özellikle check-in kioskları adalarının yeniden geliştirilerek düzenlenmesi gibi yolcumuzu rahatlatacak birçok konunun akıllı cihazlarla yolcumuz tarafından kendi telefonlarıyla bile yapılabilecek durumda onlara dijital imkanları sağlamamızın semeresini gördük. Ve insanlar bizimle daha fazla uçtular, bize daha fazla güvendiler. Güvenlik sertifikası olarak hijyen ve hijyen güvenliği sertifikası olarak da dünyada Diamond statüsünü alan 6-7 şirketten biri olmayı başardık. Ve bu da uluslararası alanda da bize bir güvence ve bir prestij getirdi. Yolcularımız da bizimle daha fazla seyahat ettiler. Bu bizi dünyada en çok seyahat edilen 4. şirket yaptı. Avrupa'da ise açık ara lider yaptı. Bugün bizim Avrupa'da liderliğimizin hemen arkasından 2. sırada Alman bayrak taşıyıcı geliyor. Ama biz Almanlardan 22 Nisan günü tam 2 katından fazla uçuş yaptık. Yani Almanlarla aramızdaki fark 2 katından fazla. Onlar 2. sıradalar. 3. 4.'yü söylemiyorum. Fark daha büyük. Dolayısıyla Türk Hava Yolları ailesi bayrağımızı dalgalandırıyor. Pandemiden öğrendiklerini de gelecekte kendisine rehber edinebileceği derslere dönüştürüyor. Ve biz sadece bir havayolu şirketi değiliz. Bir havayolu şirketinin ötesinde bilet satan, seyahat organize eden bir şirketin dışında bir havacılık ekosistemiyiz. Bu ekosistemde pek çok iş ortağımız var. Evet. Kargodan, cateringden ve koltuktan ve kabin içi yine yapılan pek çok üretim ve çalışmadan, bakım onarım hizmetlerinden pek çok alana yayılmış bir ekosistemi yönetiyoruz. Bu da Türk Hava Yolları'nı daha rekabetçi bir konuma getiriyor. Şimdi catering dediniz, Rekabet Kurulu'ndan da yeni bir anlaşmanız çıktı haberlere son düşen. Turkish Doenco ile yaptınız değil mi? 15 yıl boyunca. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları'nda turistlerle konuşulduğunda, yabancı dışarıdan gelen ve Türkiye'yi güzel bir destinasyon olarak görenlerde bu ikram hizmetleri çok. Çünkü Türkiye'de gerçekten özellikle Türk Hava Yolları'nda... Bu şu demek değil mi? Devam ediyor. Devam ediyorlar. İki sene önce anlaşma yapılacaktı ama Rekabet Kurulu 2 gün önce onayladı değil mi? Aynen. Turkish Doenco ile yola devam edecek. Bir ara değişiklik yapılacak mı denilmişti ama mesela ben insanlara sorunca ya rahatladık, çok alışkınız biz onlara diye böyle de bir laf da geldi. Çünkü yani sonuçta mesela bugün keyfimin yanında ne yapıyorum? Yiyorum, içiyorum. Bana iyi bir hizmet verilmesi önemli değil mi? Orası da oldukça rahatladı. Peki şimdi aşılama konusu. AB ülkeleriyle böyle biz sonuçta oradan da turist alıyoruz. Rusya zaten hala Rus ve Ukraynalı turistler güvende gelmeyi düşünüyorlarmış galiba. Erken rezervasyon düşünüyorlar. Sadece kısıtlamaların kalkmasını bekliyorlar. Kalkar kalkmaz oradan ciddi bir seyahat akını bekliyoruz. Özellikle Rusya seneye çok iyi başladı. Bizim yüzümüzü çok güldürdü ve bu yaz çok ciddi anlamda bir turist akışına sahne olabilir. Bütün mesele kısıtlamaların kalkması. Türkiye'deki vaka sayılarına bağlı olarak yakın zamanda bunun kalkacağını biz de hissediyoruz. Peki şimdi aşılar, AB ülkeleri diyor ki 4 aşıyı tanıyorum. AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson ve BioNTech. Ama bizde Sinovac'da olan insanlar. Evet, Sputnik gelecek 6 ayda 50 milyon. Doğru. Bu zorluğu nasıl aşmalıyız? Daha mı iyi konuşmalıyız? Ne yapabilirsiniz? Bu tabii sadece Türkiye'nin tek başına aşacağı bir mesele Doğru. değil. Bu aşı üreticisi olan ülkelerin de kendi diplomasilerini sıkı bir şekilde yürütmeleri, diplomatik engellerin, daha doğrusu dünyada oluşturulmaya çalışılan aşı diplomasisi, aşı üzerinden geliştirilen yeni milliyetçilikler, aşı üzerinden geliştirilen yeni tarife dışı engeller oluşturulmaya çalışılıyor. Dünyada serbest seyahatin önüne geçmek, dünyada aynı zamanda dünya ekonomisini ve dünya ticaretini de yavaşlatacaktır. Bu yavaşlama dünyada yeni bir resesyona sebep olabilecek riskleri de içerisinde barındırıyor. Bu açıdan seyahat sektörünü, hizmet sektörlerini destekleyecek bir biçimde bu konuda daha adil, daha eşitlikçi, daha hakkaniyetli kararlar alınması gerekiyor. Kendi ilaç şirketlerini korumak ya da başka ülkelerin ilaç şirketlerinin aşılarını geride bırakmak adına oluşturulmaya çalışılan bu yeni stratejiler veya yeni kararların ben hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu düşünüyorum ve çok yaşayamayacağını düşünüyorum. Çünkü hayatın tabii akışına aykırı getirdiğiniz bütün kararlar yaşayamayacaktır. O yüzden hayatın tabii akışıyla uyumlu olan kararları getirmek lazım. Biraz da Avrupa Birliği ekseninde oluşturulmaya çalışılan bu milliyetçiliğin,
bu aşı konusundaki çalışma konusunda kararların verilmesinin hatalarının önümüzdeki dönem görüleceğini düşünüyorum. Zira pandeminin başında da Avrupalı karar alıcılar, siyasiler, yetkili merciler büyük hatalar yaptılar. Ve bu gerek Fransa'ya, gerek İngiltere'ye, İspanya'ya, İtalya'ya çok ağır kayıplara sebep oldu. Ve hiç beklemedikleri kadar bu ülkeler kötü kayıplar yaşadılar. Biz de ülke olarak belli kayıplar yaşadık ama biz göreceli olarak dünyada bu konuda en doğru pozisyonu alan, kendi sağlık sistemini en hızlı seferber eden ve en dirayetli duran ülkelerin başında geldik. Bu sayede de krizden en az etkilendik ama hiç etkilenmedik diyemeyiz. Hepimiz nakit yaktık, hepimiz belli kayıplara uğradık, bütün dünya buna uğradı ama mesele tamamen bu basiretsiz kararların dışında doğru kararlar alınırsa dünyada seyahat sektörü dahil hizmetler sektörü küçüldü dünyada. Bu dünya ekonomisi için büyük bir tehdit. Bunun mutlaka resesyondan dünyanın uzaklaşabilmesi, pandemi sonrası yeni bir krizin oluşmaması için, pandeminin derinleşen bir ekonomik krizi beraberinde dünyaya taşımaması için çok dikkatli bir biçimde bu kararların gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Bir şey sorabilir miyim? Ben biraz daha için piyasa tarafındayım, vatandaş tarafındayım. Evet, şimdi BES'te bütün rakamları, trendleri falan yukarıda iyi biliyor. Biletleri soracağım. Evet. Muhtemelen gelecektir ama. Geliyordu. Şimdi bir üç şey var. Bir, ben de gerçekten uçaktaki yemekleri özledim. Havaalanındaki yemekleri, yiyecekleri, atıştırmalıkları özledim. İkincisi, hakikaten insanlar uçmaya çok korkuyorlardı. Aman oraya mı dokunalım, buraya mı dokunalım? İşte çok kontrollü giriyoruz ama uçakta çok yakın oturuyoruz. Havalandırma nasıl yapılıyor? Bunların hepsinin cevabı verildi. Bir süre sonra yavaş yavaş, siz onu tabii rakamsalları hemen görmüşsünüzdür, uçuşlar artmaya başladı. Tabii. Çünkü bir iki, aa tamam burası daha güvenliymiş falan dedirtmeye başladı. Bu işin hakikaten iyi kontrol edildiğini gösteriyor. Ben Göktürk'te oturuyorum. Pandeminin başında hiç uçak sesi yoktu. Şimdi başladı. İstanbul Havalimanı'ndan evet, uçuşlar başladı. Ben de iki telliden... Avrupa'nın en yoğun havalimanı evet, şu anda İstanbul evet, Havalimanı. Öyle oldu. Ben de hatta iki telliden izliyorum inişlerini. Hatta da alacak şimdi, tacını diye İngiliz gazeteleri evet, de altın çizdiler. Kesinlikle. Bence şimdi bütün bu süreçlerden çıkacağız. Evet, herkes çok zorlanıyor. Fiyatlar, maliyetler artıyor. Bilet fiyatları da artacak mı? Birinci tüketici sorusu. İkinci tüketici sorusu... Bizler çok diye demeyelim. Herkes çok uçuyor artık ve mil biriktiriyor. Fakat biz bunları 2 yıl boyunca koruyoruz. Şimdi 2 yılı böyle kaybettik. 2 yıl sonra biz bu millerimizi koruyabilecek miyiz? Ya da onlarda da bir bu zamanı dondurma işlemi yapacak mısınız? Ben bekliyorum mesela öyle bunu bir şey. Zaten şu ana kadar yaptık. Öyle mi? Ben takip etmedim. Ben yaşamasını sağladık. Biliyorum. Bu konuda çok gerekli güzel, tüm ben yaklaşımları yolcularımıza göstereceğiz. Pandeminin istisnai bir süreç olduğunu, bu istisnai sürecin yükünü tamamen yolcuya vermemizin doğru olmadığını düşünüyorum. Pandemi öncesi fiyatlarla şu anki fiyatlamalar %25 daha ucuz şu anda fiyatlar. Bu açıdan yolcularımızın uluslararası seyahatlerinde pandemi öncesi süreçlerle karşılaştırıldığında total ve ortalamada bu rakamları söylüyorum ama destinasyon veya gün tamam, gün söylemiyorum. Evet. Çünkü bazen öyle bir şey olur ki o destinasyonda bir yoğunluk olur, o gün bir yoğunluk olur. O arada rakamlar alırsanız bir tık yüksek veya aynı çıkar 2019 veya 2018'de. Hı-hı. Ama şu anda pandemi öncesi süreçten totalde ve ortalamada %25 daha düşük dünyada fiyatlar, %25-20 bandında seyrediyor. Bu açıdan bir kere öncelikle bu var. Ama şirketler çok büyük kayba uğradılar. Hı. Özellikle 5-6 yıllık karlarını kaybettiler. Bu pandemi biraz daha uzun sürerse 10 yıllık karlarını kaybedecekler. Doğru. Kaybedilenlerin telafi edilmesinin finansal süreçlerinin McKinsey'nin raporuna göre bir 10 yıl havacılıkta süreceği öngörülüyor. Dolayısıyla havacılıkta sadece havacı olan şirketler çok daha fazla zorlanacaklar. Ama bizim gibi ekosistem kurmuş ve bir ekosistemle birlikte hareket eden şirketler, örneğin bugün gelirlerimizin %46'sı kargodan geliyor şu anda. %54'ü yolcudan, %46'sı kargodan geliyor. Ve kargo her geçen gün maliyetleri düşürüyor, gelirleri arttırıyor. Kargo şu anda bizim can suyumuz. Yani size kriz yeni şeyler öğretiyor. Pandemiden yeni şeyler öğreniyorsunuz. Ve bu öğrendiklerinizi mutlaka ve mutlaka yeni buluşlarla, yeni geliştirmelerle, yeni işbirlikleriyle birlikte başka bir boyuta taşıyorsunuz.
Hiç merak etmeyin. Yolcularımız için söylüyorum. Şu anda fiyatlarda aşırı bir şişme yok. Bu yaz bir miktar daha yükselecektir. Bu anlamıyla erken bilet alanlar kazanacaktır. Ve bu anlamıyla özellikle 17 Mayıs'taki kısıtlamaların tamamlanmasından sonraki süreçte bir an evvel biletlerini almaları onlar için yararlı olacaktır. Zira Haziran ve Temmuz periyodunu bekleyerek bilet almak fiyatların daha yukarıya doğru tırmandığı bir döneme işaret edecektir. Onlar açısından bunu söylüyorum. Ne kadar erken bu anlamıyla bilet alabilirlerse o kadar daha rahat mali yükü hafifletilmiş bir biletle karşılaşacaklardır. Bu açıdan müşteri olsunlar. Gerek mil programlarında, gerek bilet değişikliğinde, gerek uçamadıklarında, belli bir kısıtlamaya maruz kaldıklarında mutlaka biz orada biletin de, yolcumuzun da, seyahatin de, markamızın da arkasında sapasağlam durduğumuzu söylemek isterim. Bugüne kadar da en fazla bu konuda geri ödeme yapan, bu konuda en fazla yolcusuna konforu, rahatlığı sağlayan biz olduk. Sadece zaman zaman call center'lara ani kararlar sonrasında bir anlık yüklenmeler oluyor. Call center'a yüklenmeyip beklerlerse, havalimanlarından, ofislerimizden yararlanırlarsa veya dijitalden yararlanırlarsa, sitemizden yararlanırlarsa rahatlıkla biletleriyle ilgili gereken yapılır. Hiçbir paniğe kapılmaya gerek yok. Sonuna kadar arkasındayız ve yolcularımızı mutlaka ve mutlaka mutlu edecek, memnun edecek ve onları rahatlatacak çözüm ve uygulamaları uygulamak konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Zira onlar olmadan bu marka olamaz. Tabii. Yolcularımızın mutluluğu, yolcularımızın bizimle beraber olması ve çalışanlarımızın özverisi bizi bugün Avrupa'da açık ara lider yapmış durumda. Avrupa'nın en çok uçan havayolu olmuş durumundayız. Eğer bunu yolcularımızı hep yanımızda tutmazsak, onları memnun ve mutlu etmezsek, misafirlerimizi iyi ağırlamazsak, onların içeride temas ettiği yüzeylere özel süreçler uygulayıp genel dezenfekte etmenin dışında o fazla temas olan süreçleri ekstra süreçlerle eğer temizleyip dezenfekte etmezsek, onları mutlu etmezsek elbette onlar da bizimle beraber uçmak istemezler. Bunun çok farkındayız ve onları mutlaka ve mutlaka bu süreçte beraber olduğumuzu onlara hissettirecek uygulamaları devam ettireceğiz. Ya şimdi zaten İlker müşteri şirket uçuruyor ama müşteri de şirketi uçuruyor aynı zamanda. Yolcu da şirketi uçuruyor. İlker Bey konuğum olacak dediğimde bana demişlerdi ki ekibine çok sahip, hep destek olan bir yöneticidir demişlerdi. Çok şimdi sizi buradan ederim. Mustafa Bey'le konuşuyorum. Şuradan izlerken çünkü hiç bu kadar yakından temas etmemiş, hiçbir programda sizi ağırlayamamıştım. Çok şimdi anlayabiliyorum ki yani bir markanın marka olmasının tepedeki ismi çok etkili. Siz yolcunuza sahip çıkıyorsunuz, elemanınıza sahip çıkıyorsunuz. Yani o yüzden hani anlayabiliyorum. Şimdi ben anladım ki İlker Aycı bize konuk olacak dediğimde çok gerçekten ekibini böyle kucaklayan bir yönetici dedikleri hiç boşuna da değilmiş. Ne demek? Onlar da çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışıyorlar. Pilotlarımızdan teknisyenlerimize, yer hizmetleri çalışanlarımdan programcılarıma, IT'cilerime, her alanda, her konuda hizmet veren tüm arkadaşlarım, tüm kardeşlerim çok ciddi bir çalışma ve özveri içindeler. Bu açıdan onların emeğini, alın terini hiçbir şekilde unutamayız. Bir takım olmadan zaten başarı gelmez. Hiç kimse tek başına da başarı sağlayamaz. Onların desteği olmasaydı, onlardan gelen enerji olmasaydı biz de çıtayı bu kadar yükseltmek için kendimizi belki bu kadar iyi hissetmezdik. Ama onlarla beraber yaptığımız planlamalar, geri bildirimler, tüm pazarlardan akan tüm bilgileri beraberce ekibimizle değerlendirdiğimizde aldığımız kararların, ortaklaşa kararların isabeti ve uygulamadaki mükemmelliği sonucu getiriyor. Dolayısıyla ekibime çok şey borçluyum. Çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Yolcularımız baş tacımız. Ama tabii ki şunu da unutmayalım. Pek çok kurum ve kuruluşla ortak çalışıyoruz. Onların da özverisi, onların da çalışması söz konusu. Havalimanlarında hizmet aldığımız iş ortaklarımızın özverisi çok kritik ve çok önemli. Dolayısıyla bu büyük bir ailenin birlikteliği. Çok teşekkür ederim. Peki yeni işbirlikleri olacak mı? Evet. Özellikle yeni yatırımlar. Yeni yatırımlar ve yeni işbirlikleri şüphesiz olacak. Tabii ki bu yaz özellikle Smartist adını verdiğimiz İstanbul Havalimanı'nda yeni yuvasına taşınacak kargomuz. Şu anda dünyada yıldız pozisyonuna gelmiş bir kargo teşkilatına sahibiz.
gerek kargodaki lider arkadaşım, gerek yolcudaki lider arkadaşlarım ve arkadaşım, hepsi çok kaliteli insanlar. Özellikle kargodaki bu sıçramamızı bir de inşa ettiğimiz yeni terminalimize, Smartis'te geçtiğimizde çok daha otomatik, çok daha nemi, depolaması, elleşleme süreçleri, tahmil tahliye ve yükleme süreçleri, tüm bunların çok daha başarılı ve hızlı bir süreç halinde yönetilebileceği bir terminale kavuşuyoruz. Hmm. Dünyanın en modern kargo terminalini açacağız. Bu yekpare olarak da baktığınızda Türkiye'nin en büyük endüstriyel binası aynı zamanda. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açmayı planlıyoruz. Çünkü kendisinin büyük destekleriyle havacılığa, sivil havacılık sektörümüze ve Türk Hava Yollarımıza bugünlere geldik. Şunu söylemek isterim. Orada özellikle uluslararası işbirlikleri gündemde. Bize daha şu anda çok ciddi anlamda uluslararası işbirlikleri konusunda sabırsız davranıyor şirketler uluslararası. Çünkü çok hızlı bir büyüme gösterip dünyanın en hızlı büyüyen kargosu olduk. Geçen yıl kargomuz ödüllere de doymadı. Bu açıdan da çok memnunum. Orada bir alan olduğunu uluslararası anlamda ama söylüyorum. Uluslararası işbirlikleri. Çünkü dünyada 3 büyükten biri olmak istiyoruz. Şu anda 5. sıraya yükseldik. Pazar payımızı 5,2'ye getirdik. Özellikle ilaç, tıbbi malzeme, aşı taşımacılığında pazar payımız %8'i geçti. Global olarak söylüyorum bunları. Orası bir alan. İkinci bir alan, 2020 yılının sonunda teknoloji şirketimizi kurduk. Özellikle Türk Hava Yolları'nın, teknoloji teşkilatının artık sadece kendi içimizde değil, teknoloji ihraç eden bir şirket olmayı dünyada kendi sektörümüzde düşünüyoruz. Bunda bize ilham veren şirketlerin başında da Bayraktar geliyor. Ben burada hem Özdemir abi hem de Murat Bayraktar Bey'i ve ekibini anmak istiyorum. Özellikle sivil havacılık alanında, havacılık sanayiinde insansız hava araçlarıyla Türkiye'de ve dünyada bir çığır açtılar. Onların çalışmaları bize de ilham verdi. Türkiye öyle bir başarılı hale geldi ki havacılık ekosisteminde şu anda bütün dünyadaki büyük üreticiler ve bütün dünyadaki büyük kullanıcılar Türk havacılık sektörünün yakinen takip ediyorlar ve bizlerle işbirliği için özellikle imkanlar arıyorlar. Biz de öyle, onlar da öyle. Özellikle teknoloji ihraç etmek üzere kurduğumuz bu şirketimizin yeni ürünler hediye edeceğini sektörümüze yakında birlikte şahit olacağız. Özellikle çünkü sonuç itibariyle artık kargo kendine ait sadece bir kargo değil. Biz kargoyu da Logitech olarak okuyoruz. Yani lojistikle teknolojinin birleştiği bir alan olarak okuyoruz. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kargo teşkilatımız olarak. Yeni kargo liderimizin son birkaç yıldır başardıkları da bu bakış açısının da bir ürünüdür aynı zamanda. Bu açıdan oradaki çalışmalarımızda da bir işbirlikleri önümüzdeki dönemde teknoloji alanında da görebiliriz. Özellikle bakım onarım kısmında ve kabin içi özellikle üretimler kısmında da bizimle beraber işbirliklerini genişletmek isteyenler var. Bu alanlarda da çalışmaları değerlendiriyoruz. Bir uçtan bir uca, baştan sona tüm değer zincirini bir arada aldığınızda yeni işbirliklerinin olması doğaldır. Ayrıca havacılıkta özellikle bizim düşük maliyet grubundaki Anadolu Jet yeniden yapılanacak. Yeni bir projeyle, yeni bir stratejiyle bu alanda yatırımlarımızı arttıracağız. Ve yeni bir, bu anlamıyla düşük maliyetli markayı da hediye etmiş olacağız. Şu anda Anadolu Jet'i yurt dışına uçuruyoruz biliyorsunuz. Evet. Son 2 yıldır Anadolu Jet yurt dışına uçuyor. Ve her geçen gün seyahat edilen nokta sayısını arttırıyor. Özellikle başta Ankara olmak üzere Anadolu'muzu da dünyaya bağlıyor. Bu açıdan da çok önemli ve çok kritik bir oyuncu yeni olarak bir o da oyuna girecek. Yeni bir marka mı olacak yoksa Anadolu Jet? Anadolu Jet'i yeniden yapılandırıp yepyeni bir marka haline getireceğiz. Anadolu Yeni Jet. Ve yeni Anadolu Jet'imiz çok daha farklı olacak. İsmi değişecek bir anlamda söyleyelim. Onu birlikte karar vereceğiz. Strateji çalışmalarının içerisindeki bir şey. Başlıklardan bir tanesi olarak şu anda devam ediyor çalışmamız. Bu alanda da yeni işbirlikleri söz konusu. Ama önümüzdeki dönem pandeminin bir sonucu olarak konsolidasyonlar dönemi olacak. Ve şirketler arasında konsolidasyonlar görülecek. Bu konsolidasyonlar ve işbirlikleri yeni alliance'ları birlikte
değerlendirmeyi getirecek. Yeni işbirlikleri, yeni birleşmelerin olduğunu da beraberce göreceğiz. Bu alanlarda yeni bir yatırım yapar mıyız, yapmaz mıyız? Fırsatlara göre değerlendireceğiz. Şimdi bir tüketici sorusu da benden. Döviz kurundaki artışlar sizin de maliyetlerinize bir şekilde yansıyor. Nerede sizi sıkıştırıyor ve mesela tüketiciye yansıtmada sizin konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla gerçekten önlemeye çalışıyorsunuz. Olabildiğince evet. Az yansıtmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Nerelerde sıkıştırıyor döviz artışı çünkü sizi? Çünkü kendimizi yolcularımızın yanına ve onların yerine koyuyoruz. Ve getireceğimiz, taşıdığımız aşırı yükü aynı şekilde yolcuya yansıtmaya kalktığımızda onun bu yükü taşıyamayacağını, uçmakla ilgili iştahının daha da kapanacağını düşünüyoruz. Bu bir haksızlık olur. Yöneticiler etkin gider yönetimiyle, sıkı mali disiplinle, akıllı kararlarla çok daha az yükü yolcularına yansıtabilirler. Biz bunu da kanıtlamaya, ispatlamaya çalışıyoruz şu anda dünyada. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. İç hatlarda bu yük daha fazla. Çünkü şöyle söyleyeyim. İç hatlarda biliyorsunuz 2013 yılından beri uygulanan bir tavan fiyat uygulaması var. O tavan fiyat uygulamasından dolayı bir defa bizim 2013'ten bugüne iç hat bilet fiyatları sivil havacılığımızda enflasyonla karşılaştırıldığında enflasyonun altında kalmıştır. Evet. Yani iç hat bilet fiyatlarımız 2013'ten günümüze enflasyon artışlarının altında fiyatlanmıştır. Bir dönem, ve dış hatlardan kazanıp iç hatları bu anlamıyla kompanse ediyoruz. Ve dış hatlar ve iç hatlar arasında bir denge oluşturup iç hatlar yolcumuzu biraz daha rahatlatmaya çalışıyoruz bu anlamıyla özellikle. Ama bu tavan etkiliyor. Neden? Çünkü bütün maliyetlerimiz dövize dayalı bizim. Personel giderleri dışındaki tüm maliyetler, havalimanı kiraları, havalimanlarında ödediğiniz tüm royalty fee'ler, devlet hava meydanlarında ödediğimiz kiralar, bunların hepsi dövize dayalı. Uçak kiralamaları veya uçak satın almaları dövize dayalı. Bunun yanı sıra yakıt dövize dayalı. İnanılmaz büyük bir... Her şey dövize dayalı. Tüm maliyetlerinizin ortalama %83 ile %85'inin dövize dayalı olduğu bir sektörde dövizin değişiminden bu sektörün veya şirketlerin etkilenmemesi mümkün değildir. Zaten bizi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi budur. Bakın geçen yıl açıkladığımız zarar dünyadaki tüm şirketler arasında en düşüğüydü. Hı hı. 800 milyon dolar civarı açıkladık değil mi? Hı hı. Bunun 600 milyon dolara yakını kur zarardır. Hı. Yani gerçekteki zararımız 225 milyon dolardır bizim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu kadar devasa bir şirketin 23 milyar dolarlık bir ekosistemin Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %3-3,5'u olan bir şirketin çok toplam zararının sadece 225 milyon dolarda kalmış olması ve dünyada havacılığın kıyamet yılı denilen yılda bunun olmuş olmasının ne demek olduğunu takdirini izleyicilerimize bırakıyorum. Dünyada özellikle devletlerinden 9-10 milyar euro para aldığı halde yıl sonunda 7-8 milyar euro ya da 13-14 milyar dolar zarar açıklayanların dünyada başarının sırrına dair röportajlar vermesini veya gelecekle ilgili öngörülerini Ayata'da bize anlatmalarını da hayretle karşılayıp dinliyorum. Yani diğer havacı meslektaşlarım için söylüyorum bunu. Ben sadece onların bu açıklamalarını takip ediyorum ve ekibimle beraber, arkadaşlarımla beraber biz hakikaten hem bir tevazu içerisinde ama hem de sıkı sıkıya hedeflerimize bağlı bu süreçleri devam ettiriyoruz. Döviz değişiminin, dövizin kurun oynaklığının etkisi evet ciddi ama bunu minimize etmek için mücadelemizi de sürdürüyoruz. Kesinlikle. Mustafa Bey, bunun bir şey hatırlamıştım da onun için araya girmek istedim. Epey bir oldu yani bir 10 yıl veya 10 yıldan biraz daha fazla bir Türk Hava Yolları yetkilisi Cem, genel müdür, şimdi çıkartamıyorum, iç hat uçuşlarının özellikle bizim ortalama bilet gelirimizin fiyatımızın 100 dolar civarında olması lazım. Onun altında bir rakam bizi zorlar dediğini hatırlıyorum. Hani böyle bir genel çerçeve olarak. Ama o rakamlara hiç ulaşmadı görebildiğim kadarıyla ortalama bilet fiyatı. Hala böyle bir benzetme yapılabilir mi? Bu ve benzeri benzetmeler yapılabilir, çeşitlendirilebilir de. Ama şunu söylemek isterim Mustafa Bey. Burada yapmanız gereken şey şu. Bir hatta
kaldırabileceğinden daha fazla yük yüklerseniz hata yaparsınız ve maliyetinizi arttırırsınız. Hı-hı. Örnek vereceğim şimdi size. Benim arkadaşlarımın bu konudaki en başarılı olduğu taraflardan bir tanesi kapasite planlaması. Şimdi bir hatta konfigürasyon olarak yanlış bir uçak delike ederseniz, yanlış bir uçak yanlış bir saatte yanlış bir fiyatla uçarsa toplam geliriniz zaten azalacaktır. Tabii, size ne döviz yardım edebilir, size ne enflasyon yardım edebilir, ne tavan fiyat yardım edebilir. Doğru. Yöneticilerin basiretsizliklerinin ne dövizi suçlayarak, ne enflasyonu suçlayarak, ne de tavan fiyatları suçlayarak kaldıramayız ortadan. Ama şu bir gerçektir. Bunların bir etkisi var mıdır? Evet vardır. Ama yönetici de ve ekipler de, şirketler de iyi yönetilmeli, basiretli yönetilmeli. Doğru uçağı doğru yere koymalı ve doğru saatte koymalı. Hmm. Mesela bize pek çok şehirden baskı geliyor. Şu saatte uçmayın, lütfen bu saatte uçun. Biz bu saatte sevmiyoruz, şu saatte uçmak istiyoruz diye. O şehirlere şunu söylüyoruz. Hayır, biz sizi o saate alamayız. Neden? Çünkü burada bir network var. Hmm. Eğer biz sizin saatinizi o anlamıyla değiştirmeye kalkarsak, yani tüm şehirleri sabah ve akşam uçuşları ayrı ayrı koyarak, sabah götürüp akşam gelecek şekilde getirirsek, gün içerisinde bizim toplam 6 tane dalgamız var. Ama onlar uçağı... Bu 6 dalgalarda kalkan uçakların hepsi boş kalkar. Uçak kendilerini götürüp orada akşam dönüş için bekliyor falan zannediyorlar. İşte bu şahsi uçak değil ki. Yani bunun şöyle uçması gerekiyor. Herhangi bir şehrin, ana network'ümüzün, merkez hub'ımızın olduğu İstanbul'la bağlantısı, o uçağın öyle bir saatte buraya gelmeli ki, bu uçağın içerisinde kaç tane bağlantı uçuşu olan, transit uçacak olan yolcu varsa yetişecek. O uçakla o yolcular meç edilmeli, karşılaşmalı, eşleşmeli ve buraya getirdiğinizde bu uçaklar, bu ana kalkan büyük uçakları ve uzun yola kalkan, uzun yola gidecek olan uçakları beslemeli. Şimdi ne kadar fazla bize uluslararası diyelim ki yolcu veriyorsa veya başka bir bağlantı veriyorsa, o şehrin uçuşu en iyi saat oluyor. Ne kadar içindeki yolcu tek bacak uçan, sadece noktadan noktaya uçan, point to point yolcusuysa, işte o zaman o uçağın saatini diğerlerine göre daha tercih edilmeyen bir saate almak zorunda kalıyoruz. Hı-hı. İşte tarifeler yapılırken tamamen yapay zeka ile birlikte veriler yüklendikten sonra en optimumlar çıkartılıp ona göre organize ediliyor. Bu da bizim gelirlerimizi maksimize ediyor. Giderlerimiz üzerindeki dövizin baskısını veya diğer faktörlerin baskısını da böyle minimize etmeye çalışıyoruz. Sıfırlayamayız. Mümkün değil. Tabii. Ama daha iyi yönetmek mümkün mü? Evet. Yönetilebiliyor muymuş? O da evet. Rakamlarımızdan belli. Olabiliyormuş. Ha, daha fazla olur mu? Evet, olabilir. Tavan fiyat gerçekten bir miktar bize iyileştirilirse, yine söylüyorum, altını çiziyorum, yolcularımıza fazla yük bindirmeden gerçekçi, hakkaniyetli, adil ve şu pandemi sürecinde herkesin yaşadığı durumu da takdir edip göz önüne alarak olmalı bu işler. Hiçbir şekilde kalkıp da biz şunu söylemeyiz gidip, %30 arttırın bizim fiyatımızı, tavan fiyatımızı asla demem. Hiçbir arkadaşım da demez. Biz bu duyarlılıkta fiyatlama yapmaya ve yönetmeye devam edeceğiz. Diğer hava yollarıyla da hep irtibat halindesiniz değil mi? İrtibat halindeyiz ama herkes kendi fiyatlamasını yapıyor. Hı hı. Herkes kendi rekabetini yaşıyor. Ama siz monopolsünüz, siz en tepede. Onlar hissediyordur onu. Pazar yapıcı diyebiliriz bize. Evet. Monopol demesek de belki oradan hukuki bir şey çıkabilir. Ama evet, pazar yapıcıyız Beste Hanım. Pazarda etkiliyiz. Ama, dünyada da öyle galiba mı? Değil mi? Dünyada da öyle. Dünyada da, çünkü dünyadaki bazen şey, en büyük 4 network'ten birisi biz. Şöyle bir şikayet de alttan alamayacak. Hayır, alamayacak. Şöyle bir şikayet de duyuyorum ben. Yani Türk Hava Yolları'na gelince bilet fiyatının yani bir tık daha düşük olmasını bekleyenler bazen hayal kırıklığına uğruyorlar uluslararası uçuşlarda. Bizi neyle karşılaştırdığına bağlı. Şimdi i̇şte ucuz maliyetli havayolu şirketiyle, yani sıkışık koltuklarla, zayıf ikramlarla ve efendim valizinize bile ekstra kilo parası ödeyerek valizlerinize, öyle mi? Tabii. Baştan başa tüm istediğiniz ayrıcalıkları... İkram ve valiz meselesinde açık ara var yani. Bence de. Bir çok de güzel koltukların bir mesafesi. Ya bizim koltukların mesafesiyle oturduğunuzda ucuz maliyetli bir havayolunun high density uçaklarındaki mesafeler birbirinden farklı. Biri 23-24 inçtir, öbürü 19-18 ince iner. Aradaki o 4-5 inçlik fark
çok ciddi anlamda insanın dizlerini rahat etmesini veya sıkışık olmasını sağlar. Şimdi maalesef network taşıyıcılarıyla bizi karşılaştırmak lazım. Yani her şey dahil uçuş yapan şirketlerle bizi karşılaştırmak lazım. Yani adamın sırf bilet fiyatını alıyorsunuz ama bilet fiyatının yanına valizi, tam ikramı ve diğer tüm masrafları koyarsanız bakarsınız ki ucuz maliyetli havayolu şirketinin bileti bizden bile pahalıya gelebilir büyük oranda. Bunlar da olabilir. Dolayısıyla biz o anlamıyla yine özellikle gurbetçilerimizi, yurt dışındaki vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Ve onların da yine çok fazla sıkıntı çekmemesi için onların yoğun olduğu destinasyonlarda da dikkatli fiyatlama yapıyoruz. Mesela biz yıllardır ensileri dediğimiz parçalı uygulamayı, valiz tahdidini ve işte kilo tahditlerini uygularken esnek davranıyoruz. Katı olsak mutsuz olurlar. Tabii. Yani dünyadaki diğer şirketlerin yaptığını yapsak mutsuz olurlar. Şimdi ilk çeyrek rakamlarını vurgulayarak bitirelim. Çünkü ben sizi dinledikçe şuna karar vermişim. $800 milyon diyorsunuz. 600 milyon dövizden geliyor. $225 milyon destek var. Diyorsunuz ki zarar var. Siz diyorsunuz ki ben gittiğimde anlatmıyorum bunu. Ama 7-8 milyar euro zarar eden bana gelip akıl veriyor. Buradan aklıma İbni Haldun'un lafı geliyor. Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir diye. Bana bir şunu açın. Çok güzel. İlk çeyrek rakamlarını da söyleyin. Ne kadar önemli oldu. Çünkü siz zararı kâra çevirdiniz aslında. Evet. O yüzden öngörülerle bitirelim mi programı? Tabii. İlk çeyrek sonunda net kârda $61 milyon kâr açıkladık. Özellikle esas faaliyet zararında bir şeyi de özellikle altını çizeceğim. Tüm arkadaşlarıma, iş ortaklarıma teşekkür etmek, şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca Ankara'ya, hükümetimize de şükranlarımı sunuyorum. Basiretli ve dirayetli yönetimin sonucudur, ülkedeki istikrarın sonucudur aynı zamanda bu. 2019 yılı ilk çeyreğinden bile daha az faaliyet zarar ettik. Güzel. Şimdi 2019'da ilk çeyrek, bizim genelde sektörümüz mevsimseldir. Dolayısıyla düşük sezonda zarar edersiniz, yüksek sezonda kar edersiniz, ettiğiniz o karla bütün yılı döndürürsünüz. Dolayısıyla ilk çeyrek zararımız bizim $300 milyon esas faaliyet zararı üzerindeyken bugün bu zarar maalesef pandeminin etkisi olmasaydı belki kar olacaktı. Evet. Ama çok düşük bir zarar geldi. Düşünün ki $60 milyon zararla oradan çıkmış olmak da 2019 yılından bile 2020 yılının ilk çeyreğinden bile 2 yılında hatta benchmark aldığınız 19'dan bile daha iyiyseniz demek ki burada gerek mali disiplini iyi uyguladığımız gerekse özellikle çok ciddi anlamda tasarruf tedbirlerini iyi uyguladığımız ve doğru kapasite planlamasıyla doğru planlamalar ve doğru öngörü ve tahminlerle her şeye rağmen bu zor tahmin ve öngörü döneminde gittiğimizin bir ortak göstergesi bu. Neler öngörüyoruz başka diye söylerseniz. Ha, kargodan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Tamam. Gelirlerimizin şu anda %46'sı kargodur. $800 milyon ilk çeyrekte geçti kargonun üretimi. Yaklaşık $900 milyon da yolcu tarafında üretim yaptık. Kargonunki 827-830 milyon geldi. Yani aşağı yukarı $1.8 milyar ilk çeyrekte bir hacimle kapatmış olduk. 6.1 milyon yolcuyu da bu arada taşımış olduk. Önümüzdeki dönemde beklentimiz bu yılı 40-42 milyon yolcu arasında taşımak. Her şey beklentiden biraz daha iyi giderse 45 milyon yolcuya kadar bu yıl çıkabileceğimizi öngörüyoruz. Hatırlayın 74.3 milyon yolcu taşımıştık 2019 yılında. Bugün Türk Hava Yolları'nın açık ara Avrupa'da lider olması en çok uçan olarak doluluk oranlarının daha yüksek olması, gelirlerinin daha iyi durumda olması aynı zamanda İstanbul Havalimanımızı da Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline getirmiştir. Evet. Tabii Avrupa'nın açık ara liderinin evi de yuvası da en yoğun havalimanı olmak durumunda. Demek ki bu havalimanı inşa edilirken Türkiye'de havacılık konusunda bir ekosistem kurulurken ne büyük bir öngörüyle bu yeni havalimanımız inşa edilmiş ve bu sayede Türk Hava Yolları'mız ayağını, pergelin sabit ayağını dünyanın en büyük, en modern havalimanlarından birine koyarak ve Covid'de de bu kadar geniş bir havalimanı olması sayesinde sosyal mesafenin,
bu doğru. anlamıyla daha rahat sağlanabildiği, ferah operasyon yapılabildiği bir havalimanında olmanın gerçekten artısını ve avantajını da Türk Hava Yolları'na sağladı ve kullanıyoruz. Ben bu açıdan da emeği geçenleri başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere bunu yapan yine şirketleri, yöneticilerini kutluyorum, işletmecilerini kutluyorum. Çok kısa bir sürede adapte oldular bize, biz de onlara işte başarı da birlikte geliyor zaten. Güzel bir yolculuk da bizi bekliyor evet, yani diyebilirim. İyi bir iş. Evet. İyi zamanda yapıldı. Taşınma mesela o da başka bir şey yani rekordu Türk Hava Yolları'nın taşınması bir havaalanından bir havaalanına. Bütün bu süreçlerin aslında bu iyi yönetilmesi şeyi de getiriyor. Demin Baykar'dan bahsettiniz. Dışarıda da şöyle öyle bir algı oluşuyor. Bu adamlar bu havacılık işini biliyorlar. Yani hiçbir evet. şey tek tek görünmüyor. Evet. Hepsi bir bütünün parçası olarak görünüyor. O bakımdan yani hikayeleştirmeye başlık kalkınca aklımdan hep o geliyor. Hazer Efendi'nin torunları sadece uçmakla sınırlı kalmadılar yani. Bu gurur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Analiz Sentezi böyle nokta oluyoruz. İlker Bey ağzınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Analiz Sentez programını böyle noktalıyoruz. Ben Beste Oynak 24 ekranlarından lütfen ayrılmayın.